Biz bu akşam eğitimci yazar Sayın Yaşar Değirmenci. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, eksik olmayın. Sevgili izleyenler, önemli bir ismi konuşacağız. Çünkü bugün 16 Eylül 2023, tam 64 yıl önce Osmanlı'nın son ulemasından Kamili Mürşid olarak tarif edilen Süleyman Hilmi Tunahan. Aslında o sıradan bir alim değil. Çünkü Osmanlı'daki gördüğü eğitim hem dünyevi ilimler hem de İslami ilimlerde zirve yapmış bir isim ve kendisi ordinarius profesörlüğe erişmiş bir isim. Ve binlerce talebi yetiştirmiş. Kur'an'ı ve İslami yaşamanın, anlatmanın en sıkıntılı ve zor olduğu dönemde taviz vermemiş bir isimden bahsediyoruz. Süleyman Hilmi Tunahan. İşte bu akşam Süleyman Efendi diye de tarif edilen Süleyman Hilmi Tunahan'ı anlamaya, anlatmaya çalışacağız. 72 yılına neler sığdırdı, nasıl mücadele etti, kimlerle mücadele etti? Ve bugün onun yolundan gittiğini söyleyenler bu davayı hangi aşamaya getirdiler? Hakkıyla yürütebiliyorlar mı? Süleyman Efendi gerçek anlamda anlaşılabildi mi? Tüm bunları konuşacağız. Ama önce tekrar ben konuğumuza Yaşar Değirmenci'ye bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk efendim. Şimdi tabii Süleyman Efendi'yi rahmetle, Evet. minnetle ve hasretle anıyoruz. Büyük mücadele verdi. Onu konuşacağız. Ona dair suallerimiz olacak. Anlamaya çalışacağız. Ancak Yaşar Değirmenci'yi de biraz tanıyalım. Yaşar Değirmenci kimdir? Nerelidir? Kaç doğumludur? Hangi tahsil hayatını görmüştür? Kısaca sizi de tanımak isteriz. Önce teşekkür ederim. Hem size, sizin şahsınızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hatta gelirken duygulandım. Niye diyeceksiniz? Gazete bakın yarısında yani böyle konduğu için Süleyman Efendi ilgili bakıyor. Paketin dışında bütün gazetelere baktım. Maalesef, maateessüf hiçbirisi bir haber dahi yapmamış. Bu iç derdimiz. Neyse program akışı içinde konuşuruz. Çünkü Süleyman Efendi'nin basın ve yayınla alakalı meseleleri var. Şeye girmeyeyim. Ben 1954 Erzincan Refaiye, Kayıköy'ü doğumluyum. Tabii 30 yıl devlette çalıştım. Bu devlette çalışmamın 20 senesi idarecilikle geçti. Okul ve ilçe milli eğitim müdürlükleri vesaire. Bu 20 yıl idarecilik, 10 yıl öğretmenlikte de meşhur bazılarının da matematik öğretmeniydim. Yani eğitim fakültesi matematik ama aynı zamanda da kendi değerlerimizi bilmemiz lazım diye usul-i hadis, usul-i fıkıh, usul-i tasavvuf, siyer gibi açık ilahiyat diyelim. Onu da bitirmiş sayılırım. Hatta bazen de iddialı söylüyorum. Müftüler sadece bürokrasinin içinde kalıp imza atıyorlar da asli görevlerini unuturlarsa şayet karşımda pek konuşamazlar. Çünkü ben her gün yani 8-10 saat okumadan yatmayan bir adamım. Bunun yanında tabii kitaplarım var. Aynı zamanda da 18 senedir de Akit Gazetesi'nde sadece yazı değil, iki tam sayfa hazırlıyorum. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Mustafa abi Allah rahmet eylesin. Tabii ondan sonra Nuri Karahsanoğlu ve Ali İhsan Karahsanoğlu onu devam ettiriyorlar. Tabii bir yangın olayı oldu. Tabii geçmiş olsun diyorum. Gelirken oraya da uğrayalım diye düşünmüştüm ama maalesef yoklardı. Telefon ettim, cevap vermemişlerdi. Onlara da ben şu bakımdan da tebrik etmem lazım. Tenezzüsü yaşadılar. Müslüman'ın vakur şahsiyetini gösterdiler. Herkes geçmiş olsuna geldi. Ama onlar bir araya gelip de bir bina yapıp teslim etmediler. Bu da bizim maalesef kendi camiamızın diyelim işler acısı durumu. Hani geçmiş olsun dersin. Her gün geliyorsun, ziyaret ediyorsun. Ama bu yangın üstelik maalesef maateessüf belediye başkanı çiçek sular gibi itfaiye gönderiyor Evet. falan filan. Şeyi dağıtmayayım. Eyvallah. Bana benim ilgili soracağım bir şey varsa mevzuyu işlerim çünkü vakit dar. Şöyle sizin şimdi bu akşam Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerini konuşacağız. Evet. Dolayısıyla sizin bu tırnakta cemaatle Süleyman Efendi ile veya bunun yolundan gidenlerle nasıl bir teşrik ve sayınız oldu? Nasıl tanıştınız? Nasıl bir Evet. ünsiyetiniz oluştu? Tabii Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bizi yoktan var eden, yaratan Rabbimize hamdü senalar olsun. Onun peygamberi, Hatemül Enbiya olan Resulullah Efendimiz'e de
salat ve selam olsun. Tabii onun eline, eshabına, tabiine, tebe-i tabiine de selamlar olsun diyerek başlıyorum. Şimdi devam edeyim mi? Ezan da okunuyor gibi. Arkadaşlar çok etkiliyor mu yayını? Ezan, sevgili devam yönetmenim. Edeyim. Çok etkiliyorsa isterseniz şöyle gidelim. Ezan-ı Muhammedi'yi dinleyelim. Evet. Sonra devam edelim. Tabii örneklik bakımından. Sevgili Ziya'dan bu arada kısa bir ara tekrar buradayız. Sevgili Ziya'dan evet kırmızı masaya tam başlamıştık ki Ezan-ı Muhammedi okundu ve biz de ara vermek durumunda kaldık. Ezan-ı Muhammedi'yi birlikte izledik ve dinledik. Gerçekten şairin dediği gibi bu ezanlar şehadetleri dinin tebeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyordu şair Akif. O temenniye bir kez daha katılalım ve dua edelim. Yaşar Değirmenci bu akşam eğitimci yazar Üstad bizimle birlikte Süleyman Hilmi Tuna Han'ı ahirete irtihalinin 64. yılında konuşmaya çalışacağız. Bugün 16 Eylül. Kendisini rahmetle anıyoruz bir kez daha. Yaşar Değirmenci'de kaldık. Evet. Kendiniz eğitimcisiniz, öğretmenlik evet. yaptınız sanıyorum Evet. yıllarca, Evet. değil mi? Evet. Daha çok hangi derslerle iştigal ettiniz? Ben eğitim fakültesi matematik öğretmeniydim ama bunun yanında açık ilahiyatı da bitirdim diyebilirim. Cemaatle diyelim Süleyman Efendi cemaatiyle nasıl bir irtibatınız olmuştu? Şöyle iki yönü var onun. Birbirine bağımlı biraz da. Ben 70'li yıllarda 72'de lisede okuyordum, düz lise. Babam da okuyamadığı için bizi kaliteli okullara göndermişti. Mesela ilkokul Taksim İlkokulu, Beyoğlu'nun göbeği. Evet. Bu lise de Galatasaray Kulübü Hasun Galip sokaktaydı. Sonradan Florya'ya taşındı. A Camii İstiklal Caddesi'nin paraleli iç kısmında kalıyordu. Ve aynı zamanda da kilisenin hemen arkasındaydı. Tabii biz de 70'li yıllarda liseye giderken Madde ve Manada Büyük Türkiye Sabah Gazetesi çıkıyordu. Madde ve Manada Büyük Türkiye Sabah Gazetesi. Mehmet Arıkan abi Allah rahmet eylesin pandemide ailece vefat ettiler. Süleyman Efendi'nin de has talebelerinden birisi. Evet. Mehmet Arıkan abi 14-15 yaşında müftülük imtihanına giriyor, kazanıyor. Aynı zamanda da 18 yaşını doldurmadığı için müftülük yapamıyor. O zaman da 30 yaşları civarında gazetenin sahibi. Demirel'le direkt görüşebiliyor. Tabii cep telefonu falan yok ama basın ve istediğin zaman arayabilirsin diyor. Gazete bir makale yarışması açmıştı. Biz de liseye gidiyoruz. Ben de gibi diyeyim. Mehmet Arıkan abi diyorum hani Mehmet Arıkan Bey falan değil rahmetli hakikaten. Oldu. Rahmetli oldu. Ailece hem de bu pandemi vesilesiyle diyelim. Tabii ben kazanınca dereceye girince ödül vermek üzere çağrıldım ben. Bizim evde Süleyman Efendi'nin şimdi malum tekamül altı, tekamül kursu deniyor. İkiye üçe ayrılıyor. Tekamül kursu da hoca yetiştiren bir kurs. Bizim evinde hemen yanında. Bizim evde iki katlı müstakil bir evdi. Babamlarla beraber oturuyorduk. Tabii Anadolu çocuğu, gariban, aileleri geldiği zaman da otelde kalacak halleri yok. Babam annem de çok anlayışlı insanlardı. Ya biz yukarı çıkıyorduk, o katta onlar misafir oluyorlardı. Ve onlar aşağı inip o katta tahsis ediyorduk. Ve herhangi bir irtibatımız yoktu ama Kur'an kursu olarak. Sonra ben o yarışmada şey olunca Mehmet Arıkan abiyle biraz haşir neşir olmaya başladık. Benim de biraz mizacım, yaşlıları severdim. Tarihi hakikati olanları severdim, not alırdım, sorardım. Biraz da yani tabiri caizse öyle diyorlar benim için. Ebu Zer Gıfari mizaçlıyım. Yani kabiliyetim varsa ortada, zaafım varsa ortada, kötü tarafım yoktu. Böyle sorarken falan bana dedi ki, sen dedi böyle İslam büyükleriyle inceliyorsun dedi. Ben de Süleyman Efendi'nin has talebelerinden birisiydim dedi. Ve başladı anlatmaya işte 14-15 yaşında. Hatta şunu da anlattı. Fatih Camii'nde vaaz ediyormuş. Boyu kısa olduğu için biraz da bir minyon tipi şişman da olduğu için kürsüyle kayboluyormuş. Minderler falan koyuyormuş vesaire. O arada o dönem önemli bir şey bu. Biraz da bu tarihi bir vesikadır bu. Makarios Kıbrıs'ta Türklere zulmediyor. Toplu mezarlar, katliamlar. Ve o zaman da Hürriyet gazetesi var. Böyle birinci sayfadan onu veriyordu.
Biz de tabii gençlik hareketi, biraz da komünistlerle mücadele, biraz da Muhsin Yazıcıoğlu vesaire de arkadaşım. Aynı zamanda da o zaman komünistlerle mücadele eden de ülkücüler vardı. Diğerleri pek yoktu yani. Ben de gençleri topladım. Dedim ki biz sıra servilerde, yani Taksim'de kilisenin karşısında bir caddeydi o. Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne giden cadde. Askerlik şubesi vardı. 10-15 tane genç gittik, dedi ki biz Kıbrıs'a gidelim. Yani millet orada katlederken biz gençler olarak nasıl burada dururuz falan diye. Askerlik şubesi de şaşırdı falan. Sonra tamam biz size haber veririz falan derken bizi gönderdi. O halet ruhiye içinde tam ben gelirken azınlık okulların ortasındaydı o kilisede malum. İşte Fransız, Ermeni lisesi vesaire. Oradaki gençler, bakın önemli, size böyle normal bir soru gibi geliyor ama şimdi bakın konuşuldukça ne kadar önemli şeylere temas etmiş oluyoruz farkında olmadan. Orada o gençler istavrozunu çıkarıyor, mumunu yakıyor, duasını ediyor, ondan sonra okula gidiyor. Bizim okul o zaman 3.30'a kadar, 15.30'a kadar, 1 saat öğlen paydosu var. Biz de bakın tünelden Şişli'ye kadar bir tek İstiklal Caddesi'nde A Cami vardı. Tam Taksim'e çıkarken solda Fransız Konsolosluğu var. Orada bir mescit var. Cuma namazı caddeye taşıyordu. Ben de gençlik psikolojisi, biraz da hareketlilik, diyordum ki ya Rabbi Taksim'e de bir cami olsa. Kilise var burada. Hem de Taksim'in göbeğinde, hiç Taksim'e şey yok. A Cami'ye gitsek zaten küçük bir cami. Mescit de zaten yere yayılıyordu. Fransız Konsolosluğu'nun dibi. O Halet Ruhi'ye içinde biraz da makaryosun yaptığını görünce bir Ermeni Rum çocuğu, yani adı ya Kirkor'dur ya Cek'tir ya Yani'dir, neyse yani. Tuttum. Tam elimi kaldıracakken dedi ki sizin peygamberiniz çok şefkatli, merhametli. Sen şefkatsiz birisin dedi bana. Tabii benim elim düştü. Şimdi sizin sorunuz olan kısma geliyorum. Süleyman Efendi ile alakalı kısma geliyorum şimdi. Bir şey demedim, eve geldim, ağladım tabii. 65 metrekare evdi o zaman bizim ev. Babamlar üstte oturuyordu, altta kiracı vardı o zaman. Sonra biz evlenince orası boşaldı, biz oturduk orada. Sonra dedim ki ya burada Kur'an kursu var, nöbetçiler var. Şimdi Emin Cami, caminin bitişiği labirent gibiydi. Hani bir ilave bir oda yapılmış, öyle bir şey. Nöbetçi de camiden geçip caddeye çıkarken orada nöbet tutuyor. Hiç unutmuyorum, bakın 70'li yıllar, 2023, tam 50 sene önce. Samsunlu, Bafralı Mustafa Sekmen isminde bir talebe. Unutamıyorum. Dedim ki ben dedim lise talebesiyim, çalışkan da bir öğrenciyim dedim. Bana Kur'an-ı Kerim öğretir misin dedim. Bana dedi ki abi dedi, biz 200 saat öğretiriz dedi. Dedim bak iddialı söylüyorsun, bunun hesabını sorarım senden falan. Deneyelim dedi. O vesileyle şeyi de getirdim. Herkes de biliyor, siz zaten gösterdiniz. Bu Elif yüzünden Kur'an-ı Kerim'i öğrendim ben. Yani 2-3 saatte. Tabii. Göstereceğiz. Hayır, siz sordunuz da vesileyi söylüyorum. Tabii, tamam. Tabii. Onu konuşuruz. Onunla ilgili konuşacaklarım da var çünkü sorarsanız. Şimdi bakın. Tabii okurken bu defa tecvid okumadan orada tecvid kuralı da uyguluyorsunuz. Mesela hüden lil müttakin, hüden lil müttakin. Hani nun malum şeye geldiği zaman mesela min Rabbir Rahim, min Rabbir Rahim, onları da öğreniyoruz falan. Sonra dedim ki peki dedim sizin hocanız veya abiniz kim? Beni hiç unutmuyorum Hüseyin Kaplan, Allah rahmet eylesin, onunla tanıştırdı. Ben de o zaman yazlık sinemalar vardı. Yazlık sinemayı kapatıyorduk, konferans verdirtiyorduk ülkücüler olarak o dönemin şartlarında. Mesela İsmail Şanlı vardı. Diyarbakır Doğu'da hatip bir adamdı. Ona konferans verdirdik. Hüseyin Kaplan Hoca'ya konferans verdirdik. Aynı zamanda derslerine falan girmeye başladım falan. Sonra eğitim fakültesi Edirne. Edirne o zaman eğitim enstitüsüydü. Sonradan fakülteye çevrildi. Bizim gittiğimiz dönem 3 yıldı. 2 yıl ilkokul öğretmenliği, 3 yıl lise öğretmenliğiydi. Edirne'ye gittiğimde de tabii biz işçi çocuğuyduk. İmkanımız yok. O zaman Hüseyin Kaplan Hoca bana bir mektup verdi. Trakya, Edirne'de kalabilmek için. O vesileyle de üniversite yurdunda kalma şeyim oldu.
Devam edeyim, yeterli mi sorunuzun cevabı? Evet, Başka soruya şimdi geçecek misiniz? üniversite ya böyle bir tanı Üniversite böyle girdim. şimdi şöyle cüzde böyle mi tanıştınız cemaatle? Cüzde böyle tanıştım. Sonra üniversiteyi kazanınca, bu da kaderle alakalı. O zaman bizim dönemimizde 18 tercih veya 10 tercih vardı. Ben iki tercih yapıyordum. Birisi siyasal, birisi de hukuk. Başka tercih yapmıyordum. Sonra şeyin kaptan hocam dedi ki, ya sen kabiliyetli bir adamsın. Eğitimle alakalı da bir yere gitsen iyi olur dedi falan. O vesileyle de Edirne'ye eğitim enstitüsü vardı o zaman, 3 yıl. Onların Oraya. yurtlarında falan kaldınız mı? Orada kaldım. İlk cemaatten ilk tanıdığınız isim Hüseyin Kaplan mı oldu? Tabii o Emin Camii'nin yanında oturduğum için, o da Emin Camii'de derslere girdiği için, aynı zamanda da onun derslerini takip ettiğim için, aynı zamanda da şunu da söylemiştim, hiç unutmuyorum. Ben biraz daha çalışarak okumuştum. Çay ocağında çalışıyordum. Bana bir kahve yapar mısın demişti. Şeyi dağıtmayalım diye. Yani ayrılan zaman da Süleyman Efendi ağırlıklı konuşalım Hemen diye. ona geçeceğim Ama onu zaten. söyleyeyim. Kahve yapar mısın dedi. Ben de kahve yapmıştım. Ya dedi, kahveyi çok güzel yapıyorsun. Bundan sonra dedi, o da herhalde benimle alakadar olmak için. Dersinin boş olduğu zaman buraya gelirsin. Ben dersten çıkınca sen kahve yaparsın. Ben kahve içerim. İleride beraber içeriz kahveyi. Sen çay içersin diye espri yapmıştı. Evet. Şimdi şöyle sevgili izleyenler, tabii Süleyman Hilmi Tunahan bu programa, birkaç programa sığacak bir isim değil. Yani saatlerce anlatsanız bitmez. Ama bu akşam biraz biz özet olarak Süleyman Efendi'yi, Süleyman Hilmi Tunahan'ı anlamaya çalışacağız, anlatmaya çalışacağız. Şimdi sevgili yönetmenim eğer hazırlayabilirse 3 numaralı fotoğrafı, arkasından da 2 numaralı fotoğrafı istirham edeceğim. Bunları hazırlarsa biz bu arada Süleyman Efendi, tabii kayıtlarda Süleyman Efendi 1888 Silistre, bugünkü Bulgaristan sınırları içerisinde kalan Silistre'de, evet bu köyde, Ferhatlar köyündeki bu evde doğduğu ev restore edilmiş sanıyorum. Bu ev sevgili izleyenler, ekranlarınıza gelen bu ev tabii ki restore edildiği belli. Bulgaristan sınırları içerisinde, tabii o zaman Osmanlı topraklar içerisinde, Silistre'nin Ferhatlar köyündeki evi, Süleyman Hilmi Tunahan'ın doğduğu ev, az önce gördüğünüz ev ekranlarınıza gelen, 1888'de Osman, babası da bir hoca, müderris Osman Efendi'nin, annesi de Hatice Hanım, onlardan doğmuş ve İstanbul'a daha sonra göç etmek zorunda, ilim için değil mi geliyor İstanbul'a? Şimdi yalnız şunu itiraf edelim. Ben ana başlıkları söyleyeceğim. Tabii bunların her birisi açılsa saatler alır. Üst zümrenin de vebali var. Çünkü Süleyman Efendi'den bahsetmek öyle bir programa falan, yani deryadan bir katre gibi diyeyim. Niye diyeceksiniz? Bakın bir kere o Süleyman Efendi orijinal bir zat, bir İslam büyüğü. Orijinalliğinin 5 boyutu var. Bakın ben hani biraz da matematikten dolayı da rakamlar kalsın hatırımda diye söylüyorum. Önce 3 zümrenin hatası var dediğim, bir kere cemaatin hatası var. Ne gibi? Ne gibi? Ya kardeşim imkanlarınız vardı. Bilmem niye belgesel yapmadınız? Veya TRT, yani devlet tarafı. Bir kere bu İslam büyüğü. İdeolojik değil, siyasi şey değil. Müderris. Ve aynı zamanda siz konuşmanızın bir yerinde söylediniz. Orada dersam. Yani dersam. İcazet veriyor. Yani şimdiki tabirle diploma veriyor. Yani ilmi sınırda en zirve nokta. Zirve noktada birisi. Üstelik zirve noktası da hadis ve tefsir. Bununla beraber eksik olmasın diye, yani illa medrese kuzata gidecek, hukukçu olacak diye değil. Medrese kuzata da gidiyor. Orayı da bitiriyor. Yani hukuk Hukuk fakültesi. fakültesi. Orayı da Aynı bitiriyor. zamanda iyi bir hukukçu. İyi bir hukukçu. Aynı zamanda da daha orijinal bir şey. Şimdi burada bir kere cemaatin kendi bünyesinin hatası var. Hiç mi zengini yok? Her şeye para buldu. Hep bina yaptı da. Niye bir belgesel yapmadı? Koy onu. İki, TRT vesaire. İslam büyükleri. Ne olur yani? Ya Mesela onu geçin. Yani TRT'yi geçtim. özel. Bugünkü mesela evlerinde Diyanet takvimi olanlar, siz az önce hatırlattınız. Diyanet takvimi olanlar baksın mesela. Bugünkü 16 Eylül sayfasında Süleyman Hilmi Tunahan'ın ahirete irtihali diye bir şey görecekler mi? Eğer bu yoksa Diyanet İşleri Başkanlığı'na da buradan çağrı yapalım. Gerçekten üzücü bir şey. Yani ki bir zamanlar Diyanet'in Selahattin camilerinde binlerce kişiye hitap etmiş, hatta kadrosu da çalışmış bir alimden bahsediyoruz.
Eğer buna yer vermiyorsa Diyanet neye yer verecek? Evet. Bu da bir soru işareti. Buyurun. Evet, aynı zamanda da tabii burada şimdi biz programı yaparken siyah beyaz gibi program yapmayız biz. Evet. Burada makul olacağız. Ben bazen 3M diyorum. Makul olacağız, mutedil olacağız, müstakim olacağız. Yani bu 3M'nin içini dolduracağız. Dolayısıyla burada bir kere Süleyman Efendi kardeşim dersi mi, müderris mi? Evet. Aynı zamanda da Osmanlı ulemasından olduğu için devletle barışık olmuştur. Devlet hiç kavga etmemiştir. Şimdi ona geleceğim ama önce Süleyman Efendi'yi bir görelim. Evet, İzleyicilerimiz bir tamam. görsün. Sevgili izleyenler, bu fotoğraf Süleyman Hilmi Turanhan'ın muhtemelen 1950'lerde çekilmiş olabilir fotoğrafı. Kucağında da muhtemelen torunlarından biridir. Öyle tahmin ediyoruz. Evet. Siz bu fotoğrafı görmüşsünüzdür Evet, büyük bir gördüm. ihtimal. Süleyman Efendi'nin torunuyla büyük bir ihtimal çektirmiş olduğu bir fotoğraf. Bunu görmüş olduk. Şimdi bir numaralı fotoğrafı da verelim. Yine o da Süleyman Efendi'nin bir başka fotoğrafı. Eğer evet, bu da meşhur fotoğrafı, Süleyman Hilmi Tunahan'ın en bilinen fotoğraflarından birisi. Bir Osmanlı alimi olduğu giyiminden, Evet. kuşamından, duruşundan belli aslında Süleyman Hilmi Tunahan, bahsettiğimiz alim işte bu. Az önce şimdi O kadar kendinden emin, vakur ki hem mütevazi hem vakur. Misal olarak vereyim. Topçulara gelirken Üsküdar'a iniyor, vapura binecek. Tam bir beyefendi, kaptan bile haber veriyor yukarı buyursunlar falan diye. Yani şeyi yok. Niçin? Bozuk parayı hazırlıyor. Kuyruktaki insanların sırasını almayayım diye ve kolaylık olsun diye. Aynı zamanda bahşiş veriyor. Cömert. Aynı zamanda da hatta Mehmet Arıkan abiyle konuşurken bana bir gün dedi ki cemaate hep giderdi dedi. Süleyman diye bir hademe vardı dedi. Kısıklı'daki karşı caminin hizmetçisi. Yani temizlik işçisi diyelim. Hani çöpçü demiyorlar şimdi, temizlik işçisi. Ona espri yapıp adaşım nasılsın, iyi misin, koluna girme vesaire. Aynı zamanda belki yeri gelince siz de söyleyebilirsiniz. Onu takiple görevli polis Ramazan-ı Şerif'te Süleyman Efendi iftara çağırıyor. İftar ettiriyor. Arkasından kahve ikram ediyor. Aynı zamanda daha da orijinal şeyi söyleyeyim. Beni Hüseyin Kaplan abi Allah rahmet eylesin mektupla Trakya Edirne idaresini gönderdiğinde Edirne idaresi Abdullah Mete, o da Rizeli. O da şöyle tabii artı eksi ayrı, o da vefat etti. Allah taksiratını affetsin. Allah rahmet eylesin. Ben de tabii üniversitede okuyorum. Bir gün dedim ki ona, o zaman da o bölge dergisi aynı zamanda da ilk üniversite talebelerinden Süleyman Efendi'nin. İlk üniversite. Bana bir gün dedi ki, ben dedi kekemeydim dedi. Üstazım dedi Süleyman Efendi. Bana bir hikaye okuttu. Bak dedi şeyim düzeldi dedi vesaire. Ben de başka bir şey daha sordum. Dedim ki sizin dedim yalnız mahiyetinizdekileri, hocaları iyi yetiştirmeniz lazım. Sadece size itaatla yetişmesinler dedim. Şimdi şaşırdı. Hocaya telefon etmiş, başkan yaptım diye. Talebe başkanı olmuştum ben o zaman. Talebe başkanlığında da önemli olan, şimdi okuduğum üniversiteye gidiyorsun, sadece ibadetlerden müteşekkil bir din eğitimi görüyorsun. Ama bunun ekonomisi var, sosyal tarafı var. Aynı zamanda da bürokratik tarafı da var. Hayat nizamı, dinimiz boşluk bırakmamış. Bunların hepsinin verilmesi lazım. Ama biz Perşembe günleri tesbih namazı, sabah namazından sonra Yasin Hatmi, aynı zamanda Hatmi Kadiri, Hatmi Nakşi ile ilgili hatmi şeyler. Hepsi tamam eyvallah. Ama din sadece ibadette müteşekkil bir din değil. Peki niye böyle söylüyorum? İbn Abbas radıyallahu anh, alim bir sahabe, müfessir bir sahabe. Siyer'den bakabilirsiniz. Ben hemen geçiyorum. Çünkü bunu her birisine temas etsek uzun sürer. Evet. O buyuruyor ki din 400'dür buyuruyor. Temel akaid. İnanç diyorlar ama inanç her şey inanç. O değil. Akaid. Onun üstünde ikinci sırada ahlak, üçüncü sırada ibadet, dördüncü sırada muamelat diyor. Bu defa Ahlak ibadetten önce geliyor. evet. Bu defa sahabilerden birisi diyor ki niye sıralamayı böyle yapıyorsun diyor. Önce ibadet sonra ahlak niye demiyorsun diyor. Tabi İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki bakın diyor Resulullah Efendimiz aleyhisselam ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Şimdi diyor ibadet yapıyor. Abdesti yere basmıyor. Namazını kılıyor. Ama yalan söylüyor. Sözünde durmuyor. Cimri. Bir takım sahtekarlıklar yapıyor. O zaman ne olacak? Sahtekar abid.
Yalan söyleyen zahit mi diyeceğiz? Ama muamelat kısmı hepsi giriyor. İnsan ilişkileri, komşuluk muhabbeti, siyasi hepsi giriyor. Dolayısıyla din 400'dür. Akaid, ahlak, ibadet, muamelat diye. Bunu da unutmamak lazım. Yani genelde cemaatlerin bütün yapısında bu var. Niye diyeceksiniz? Bir çarpıcı örnek daha vereyim. Mesela tabii ister istemez biz okuyan, düşünen, yazan, çizen insanlarız. Ben 15 yaşından beri okuyan, çizen, yazan, çizen bir adamım. Şimdi bakıyorum İslam büyükleri ilgili kitaplar çıkıyor. Mesela mecburen söylüyorum. Sami Efendi, Süleyman Efendi ile aynı dönem, o da Osmanlı alim, hem de aynı zamanda görüşüyorlar. İslam büyüklerini çıkarıyorlar, Süleyman Efendi yok mesela. Evet. Aynı zamanda Hayrettin Karaman Hoca, bak 10-20 tane İslam büyüğü sayıyor. Ya kardeşim, Süleyman Efendi ile alakalı ben sana 50 sayfa, 100 sayfa yaz diyor muyum? Ne olur yani Süleyman Hilmi Tunağan'ın doğumu, ölümü vesaire bir şimdi bunları da konuşacağız ama şunu izleyicilerimiz aslında şu bilgileri vermek isterim ben. Az önce söyledik, Süleyman Efendi 1888 bugünkü Bulgaristan sınırları, o zaman Osmanlı toprağı. Evet. Silistre Ferhatlar köyünde az önce doğduğu evi gösterdik. 1916'da Ahmet Hamdi Efendi'nden icazet alıyor. Evet. Bu dersiyamlık, evet, yani müderris oluyor. Evet. Hadis ve tefsir alanında, evet, ve dersleri birazdan göreceğiz belki. Evet. İcazet. Bu arada o fotoğrafları da hazırlarsa yönetmenim hemen söyleyeyim. 7 ve 8 numaralı fotoğrafı hazırlarsanız, verebilirseniz sevinirim. Çünkü bunlar icazet belgesi. Evet. 1919'da Medresetül Mütehassisin, yani evet, akademik olarak profesörlük unvanını aldığı Tefsir ve Hadis'ten. Süleymaniye Medresesi'ne gidiyor. Tefsir ve Hadis'ten. Evet. Evet. Ve burada Süleymaniye icadı, daha sonra da Medresetül Kuzat'ı da bu aynı dönemde bitiriyor. Yani hukuk fakültesinde, evet, iyi dereceyle, evet, bitiriyor kendisi. Ve bugünkü ifadeyle Cumhuriyetler Osmanlı'nın, hatta 1950'lere kadar bu ifade kullanılırdı. Akademik anlamda en zirve, doğru, unvan, ordinarius profesörlük. Doğru. Süleyman Hilmi Tunahan bir ordinarius profesördü. Evet. İlmi, hem dünyevi ilimlerde hem de İslami, doğru, ilimlerde zirve isim, bu kimse tarafından pek vurgulanmadığı için, evet, altını çiziyorum. Evet. Kendisi yani 30 yaşında profesör olmuş bir isim. Evet. 30 yaşında profesör olmuş. Birçoklarının, evet, 50 yaşında ordinasyon profesör, evet, oluyor. Sultanahmet, Süleymaniye, Yeni Cami, Şehzadebaşı, Piyalebaşı gibi camilerde, evet, Selahattin Camiler, evet, diyoruz. Buralarda hitabetleri var, vaazları var. 1926'da son kez köyüne gidiyor Ferhatlar Yalnız Köyü'ne. Bir şeyi, evet, affedersiniz, buyurun, söyleyebilir miyim? Buyurun, tabii, ne demek. 1924'te Tevhid-i Tecrisat Kanunu söylemeniz ki lazım. Ki medreselerin kapatıldığı. Ama tam, evet, şeye geçtiniz siz. Memleketine geliyor geçtiniz. Evet. O arada ama 1924'ün üzerinde durulması lazım. Tabii 3 eder. Mart 1924. Onun üzerinde durulması lazım. Evet. Çünkü Tevhid-i Tecrisat Kanunu girince bu defa, şimdi düşünün, ben şimdi iki fakülte mezunuyum değil mi? Evet. Şimdi harf inkılabı. Çok özür dilerim. Bunlar icazet. Bakın görüyorsunuz sevgili izleyenler. Burada tarafından tasdik edilen, bizzat medrese hocası tarafından tasdik edilen icazetnamesi, derecetül evvel, birinci derece diyor. Evet. Zaten Osmanlıca okuyabiliyorsanız, evet, büyük yazının altında derecetül evvel, ilk, yani birinci dereceyle buradan mezun oluyor. Evet. Mesela derecetül evvel tarafından tasdik olunmuştur Şeyhülislam. Yani birinciliği Şeyhülislam, evet, tarafından birinci dereceliği tasdik olunan bir icazetname şu anda ekranlarınıza geliyor. Altı çizili nokta da Süleyman Hilmi Efendi İbni Osman'ın Silistrevi diyor. Evet. Yani Silistre'de Osman oğlu Süleyman Hilmi Efendi. Yani bir şey söyleyebilir, evet, miyim? Şimdi tabii şey olmasın, ukalalık da olmasın. Şimdi bu belgelerin hepsine herkes ulaşabilir. Dolayısıyla belgeler üzerinde yorum yaparken çok önemli konuşacağımız şeyler, zaman kalmaz endişem var. Buyurun. Evet. Yok estağfurullah, siz sorun. Yani şu medreselere vurgu yaptınız, ha, doğru. Şimdi bakın, 3 Mart 1924'te medrese kapatılıyor. Evet. Şimdi benim elimde de şey var. Sıraya bu. Şimdi bakın şimdi. Tam o örneği veriyordum. Şimdi ben iki fakülte mezun adamım. Evet. Hiç İngilizce, yabancı dilim boş geçmedi. Aynı zamanda da kaliteli bir öğrenciyim. Evet. Şu anda harf inkılabı oldu ve benim bütün fakülte mezuniyeti, bilmem, hepsi kaldırıldı. Ben ne oluyorum? Sıradan bir adam.
mütevazilik bakımından sıradan bir adam değil. Evet. Şimdi Süleyman Efendi, hani sizin ifadenizle ordinarius profesör, yani müderris, aynı zamanda da ders sahamlarının içinde de müderrislik ayrı bir saha. Onun da üzerinde uhdesine giren bir vazife olduğu halde bu neye benziyor? Daha iyi anlaşılsın diye söyleyeyim. Yani bir tıpta profesör tansiyon ölçüyor veya nabza bakıyor veya ilaç yazıyor, yani ufak tefek ilaçları. Yani bir sağlık personeli, bir hemşire haline getiriliyor. Süleyman Efendi'nin hiç unutulmaması gereken önemli bir hususunu söyleyeceğim. Evet. Her hal ve şartta yaşanan bir dinimiz var bizim. Zamana göre, döneme göre değil. Yalnız bunu söylerken iki madde var. Dinin sabiteleri var. Dinin açılanları, değişkenleri var. Sabiteleri vahye dayanır. Vahiy her zaman taze elini korur. Yani bazı tabii müspet olanları tenzih ederek söylüyorum. Tarihselcilikti vesaireydi. Bu tip dini felsefe haline getirenleri bırakalım. Ama ehl-i sünnet çizgisi, istikamet bakımından hassasiyet gösterenler bunu da Süleyman Efendi'nin şeyinde görüyorlar. Ne gibi diyeceksiniz? Bakın, hepimizin Mekke dönemi de var, Medine dönemi de var, Hudeybiye dönemi de var, Taif dönemi de var, Mekke'nin fethi dönemi de var. Şöyle veya böyle bugün de taşıdığımızda bunların hepsi var. Süleyman Efendi bakın normal vaaz olarak verildi. Ne yapıyor? Yüksünmüyor, vaazlara devam ediyor. Ama devam ederken ne yapıyor? Bakın orijinalliğe bakın. Bu siyaset değil. Yanlış yorumlamaya da gerek yok. Kürsüden ne yapıyor? Cezayir Müslümanlarına dua ediyor. Şimdi Cezayir Müslümanlarına dua ederken bu önemli bir bahis. Onu evet. Biraz daha zaman ayırmamız lazım ona. Evet. Çünkü orada hakikaten hayran olmamak mümkün 1956 değil. 1956 veya 57 olması gerekiyor. Şeyler var. Notlarında evet. Da var. Hemen onu da size söyleyebilirim. Şurada mesela o notu da aldım. Bu arada Yaşar Değirmenci onu hazırlarken neden Cezayirli Müslümanlara dua ettiğini şöyle açıklayayım. Sevgili izleyenler, o dönemde Türkiye evet. Tam bir batı güdümünde evet. Fransa ile işbirliği yapıyor ve Fransa Cezayir'deki evet. Müslümanların kan döküyor, soykırım yapıyor falan. Evet. Bakın Cezayir'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugünkü gibi değil, maalesef şahsiyetsiz bir şekilde mazlum Cezayir Müslüman kardeşlerinin yanında yer almak evet. Yerine Fransa'nın yanında yer alıyor. Ve Birleşmiş Milletler'de de Fransa'yı haklı çıkaracak oylamaya katılıyor. Yani Cezayir Müslümanların aleyhine oy kullanıyor. Güzel. Böyle olunca da Süleyman Hilmi Tunahan bir vaiz olmasına rağmen isyan ediyor. Ve diyor ki en azından Cezayirli kardeşlerimiz için dua edelim diyor. Yani güzel. Bu devlet bir şey yapmıyor. En azından Müslüman olarak kardeşlerimize dua edelim diyor. Sırf bundan dolayı ne yapılıyor? Evet. Güzel. Ne yapılıyor? Şimdi tutuklanıyor diye ifadeye evet. Çağırıyor. Tutuklanıyor. Evet. Şimdi burada orijinal bir mesele var. Evet. Bakın şimdi bu olay bu. Evet, devamı var. Güzel. Özetlediniz. Sağ olun. Şimdi ben soruşturma bölümüne baktım. İdarecinin döneminde, Milli Eğitim'de. Tabii tezdeki de tuttum. Araştırmada da bıraktım. Basitse okul müdürlerine de verdim. Hani şu arkadaşın şeyini yapın diye. Şimdi bakın Süleyman Efendi inkar etmiyor. Yani savunmasını verirken tevil etmiyor. Kapatmıyor. Vakur. Ve bu çok önemli. Yani hukukçular da baksınlar buna. Ne gibi diyeceksiniz? Bakın şimdi. Hatta ifadenin şunu ilave ediyor. Çok çarpıcı bu. Diyor ki Diyanet İşleri Reisliği'nin müsaadeli vaiziyim. Yani şöyle söyleyeyim. Hepsini değil de ben işaretlediğim evet. Kısım var. Hemen geçiyorum. Müftülükçe tayin edildim. Ve bana ayrılan camiler arasında Sultanahmet ve Beyazıt camileri de vardı. 18.4.1956 Çarşamba günü öğleden sonra Sultanahmet Camii'nde Vettin suresini mevzu yaparak derse başladım ve bu surenin ahkamını izah ettim. Sözlerim arasında Cezayir savaşlarına temas eylediğim doğrudur. Bakın inkar yok, devam ediyor. Bu konuda Cezayirli din kardeşlerimizin Anadolu Harbi'nde ve bizim müşkil anlarımızda nakden bize yardımda bulunduklarını, şimdi ise dualarımızla bizim de onlara yardım borcumuzu ödememiz gerektiğini söyledim. Bakın şu cümleye bakın şimdi. Ve fakat onların, yani Cezayirlerin İstiklal Harbi sırasında bize yaptıkları nakdi yardımın hazineye intikal edip etmediği hususunda bunda bir şey söylemedim. Yalnız sözlerim arasında ellerim açıp Allah bu din kardeşlerimize zulüm yapan Fransızları inşallah kahreder. Cenab-ı Hak'tan niyazda bulundum. Şimdi bakın
Aynı zamanda da bir Müslümanın kime kahreder demesinin de burada şeyi var. Bir, iki, Cezayir Müslümanlarını düşünme derken ümmet bilinci var burada. Çok güzel. Bu ümmet bilincinin içinde de Cezayir Müslümanlarına dua ettiği için bakın hemen Cezayir Müslümanlarına dua edelim dedikten sonra din ve dünya işlerine temas ettiğim zaman bakın dünya dine tabidir. Bakın ifadeden sonra bir de ifadenin içinde ifade alanlara ve bizlere ta o zaman ders veriyor. Bakın diyor ki sonra din ve dünya işlerine temas ettiğim zaman dünya dine tabidir. Muhteşem. Dinsiz dünya olamayacağı gibi dünyasız da din olmaz. Binaenaleyh bu iki cihet böylece anlaşıldıktan sonra asıl olan ilim ve kudret Allah'ındır. Bizdeki ilim ve kudretler Allah'ın ilim ve kudretine tabidir. Bu itibarla tabi olan ilim asıl olana nazaran geridir diye bunları söyledim. Ve aynı zamanda merak etmesin uzatmayacağım şu son kısmı söyleyeceğim atladım. Yalnız biz dinimizin ahkamını Muharrem Bey bu dinliyorum. Muhteşem bir şey bu. Bakın evet. Ne diyor? Biz dinimizin ahkamını tespit eden mukaddes kitabımızdan faydalanan bazı devletlerin ilerlediklerini ve bizim de kitabımıza ve dinimize sarılarak bu milletleri geçmek için gayret sarf etmemiz lazım geldiğini hülasa olarak dinimizin ve kitabımızın mani-i terakki olmadığını hani o zaman malum iddia terakki evet. Din ilerlemeye manidir. Hatta din değiştirelim diyenler affedersiniz yani sümme haşa evet. Diyeyim damızlık erkek getirmeye varıncaya kadar bize aydın geçinenler yani. Yalnız bütün bunları söylerken hakaret etmeden bağırıp çığırmadan çünkü kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de var. Siz onların kutsalına dil uzatmayın ki evet. Onlar da sizin dilinize dil uzatmasın. Belirtelim Süleyman Hilmi Tunahan evet. Bu konuşmayı yaptığında yaptı. Bakın ondan tam sonra, 70 yaşındaydı. Yani 1957'de evet. Yapıyor bu konuşmayı. 70 yaşındaki bir insanı sırf bundan dolayı Cezayirli kardeşlerine dua evet. Ettiğinden dolayı evet. 59 gün yani 2 ay yaklaşık evet. Hapis atıyorlar. Evet. Evet. Şimdi devam edeyim mi soru soruyorum. Buyurun. Bakın, ekleyeceğiniz güzel. Bir şey varsa yoksa şimdi soru soracağım. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Burada bunu söylediği için idamla yargılanıyor. Doğru. İdamla doğru. Yargılanıyor. Evet. İdamla yargılanıyor. Uzun. Ben hemen çabucak söyleyeyim. Ve 1957'de berat veriliyor. Evet. 1957. O arada da seçim dönemi. Yalnız dikkatli takip edelim. Dinleyenlerim için söylüyorum. Allah razı olsun. Seyircilerimiz de bizi takip ediyorlardır. Sağ olsunlar. Bana da bir sürü şey atmışlar. Şimdi burada bir takım hakikatleri söylerken, ilmi gerçekleri söylerken herhangi bir siyasi mülahazayla değil ama hak ve hakikati ifade etmemiz gerekir. Allah indinde mesul oluruz biz. Eyvallah. Şimdi bu Cezayir Müslümanlar ile ilgili tahliye edilince talebeleri hapisten çıkarıp karşılıyorlar. Uzun bakabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Ben hemen şurasını söyleyeceğim. Diyorlar ki efendim Demokrat Parti dönemi, Menderes dönemi. Dolayısıyla hapse bu dönemde girdiniz. Seçime gidiyoruz. İki parti var. Halk Parti ve Demokrat Parti. Evet. Şimdi Demokrat Parti bu zulmü gördüğünüz için bu oyumuzu seçimde Halk Parti'ye verelim. Şimdi bakın. Şimdi şunu unutmayalım. Celal, Cemal ve Kemal sıfatları var. Resulullah Efendimiz'den bahseden Tövbe suresinin 128-129. Ayette de لَقَدْ جَعَيْكُمْ رَسُولُ مِنَا تُسْكُمْ orada da Rahman ve Rahim Allah'ın sıfatları peygamberimize kullanılan ilk peygamber. Şimdi bakın orada da Celal ve Cemal sıfatı adeta tecelli ediyor Süleyman Efendi de. Cemal, Celal sıfatı derken asabileşiyor, sinirleniyor. Ama burada sinir ve asabi Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Hadiste geçiyor. Allah için seven, Allah için buğz eden hadiste geçtiği için söylüyorum. İman noktasında kemale ermiştir. Mealinde bir hadis okumuştum. Şimdi bakın. Diyor ki Halk Parti benim dinime, imanıma, dini değerlerime, hani bugüne uyarlarsanız istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Onlar buna hücum ettiler. Buna tecavüz ettiler. Buna hayat hakkı tanımadılar. Demokrat Parti bana zulmetti. Ben bana zulmeden affederim. Bana zulmedenle ilgili yani önemsemem, affederim. Ama benim dinime, benim kitabıma, benim dini faaliyetlerime,
mani olan Halk Parti'yi affetmem. Çünkü onun yaptığı zulüm benim nefsime yapılan zulüm değil. Ümmete yapılan zulüm, millete yapılan zulüm. Şimdi bunun yorumuna girmiyorum. İkinci bir olaya gelelim şimdi. Süleyman Efendi'nin farklılığı incelenmesi lazım. Araştırılması lazım. Şimdi efendim siz de biliyorsunuz. Yani sizin de çok yönlü özellikleriniz var. Şimdi bir adamın profesör olması için veya bir müftü olması için bir 8 sene falan lazım. Ortalama söylüyorum. Ama Süleyman Efendi 2-3 sene eğitimle müftü imtihanına gönderiyor. Kazanıyor bu insanlar. Üstelik torpil yok. İlmi bir heyetin huzurunda. Üstelik feraiz. Malum miras taksimiyle alakalı bir ilim dalı. Bazı müftüler bilmeyebiliyor da yani. Oradan kazanarak müftü oluyorlar. Ve aynı zamanda da bakın şu da yanlış. Burada iki yanlışı da tahsiye edelim. En azından sizin programınız buna vesile olsun. Birinci yanlış, bütün cemaatlerde bu hastalık var. İşte biz olmasaydık şöyle olacak. Ya sen olmasaydın Allah kafirle bile bu dini kuvvetlendirir. Yani aidiyeti öne çıkarmak yok. Allah murad ettiği zaman Hazreti Ömer bile ben münafıklar listesinde var mıyım diye Ebu Hureyre'ye gitmedi mi? Tafsilatına girmiyorum. Huzeyfe bin Yemen, evet. Şimdi burada ama Süleyman Efendi'nin yaptıklarını ilmi ve objektif olarak mesela ben bir ilim adamı olarak diyelim, bir fikir adamı olarak, bir tarihçi olarak bunu incelemem lazım. Ben de havale ediyorum. İncelenmesi lazım eğitim. Ve aynı zamanda incelerken de 1959'a kadar kardeşim yüzlerce talebe yetiştirmiş veya binlerce diyelim. He. Aynı zamanda bunun içinde yaşlısı da var, genci de var, toyu da var. Şimdi, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yani bunu da şey yapmayayım. Bu neye benziyor? Bizim eğitim sistemimizi bilmemiz lazım. Neyi bilmemiz lazım? Darül Erkam Mekke dönemi. Neyi bilmemiz lazım? Eshab-ı Suffe Medine dönemi. Kardeşim Darül Erkam döneminde yaşlı da var, genç de var, ihtiyar da var, herkes var. Yine Darül Erkam döneminde kapıda nöbetçi var. Medine döneminde Eshab-ı Suffe var. Biraz şimdiki tabirle akademik durum var. Peki sen o izi sürüyorsan o halde ayrım yapmadan yaşlı da genç de herkes de o eğitime istifade etmiş. Süleyman Efendi ne yapmış? O döneme göre yaşlıları bulmuş. Kimisi terzi, kimisi inşaat ustası, kimisi yaşlı, kimisi evli, çoluk çocuğu var. Onlara ilim öğretmiş. Sonra eğitimle ilgili olduğu zaman çoluk çocuk bunları şimdi, öğretmiş. Burada yalnız, evet. Affeder şu cümleyi bitireyim hiç olmazsa. Şimdi burada Süleyman Efendi'yi hani incelerken, şey yaparken ama bütün hep şu anlatıldı. Efendim cenazeler kokmuş, namaz kılacak kimse yok, hoca yetiştirmiş. Bunu yapmış ama sırf bunu yapmamış be kardeşim. O namüsait şartlarda bunu yapan Süleyman Efendi 1959'a kadar bunu yapmış. 1959'dan sonra bir nefis muhasebesi yapmamız gerekmez mi? Bu zor şartlarda alim yetiştirmiş, mütehassıs yetiştirmiş, akademisyen şimdiki tabirle söylüyorum. Yetiştirmiş. Peki 59-2023 kaç tane ilim adamınız var? Bu daha sonra Süleyman Efendi sonrasını ve sorularımızı soracağız. Bu soruyu şimdi, soralım. Evet. Cevabını soracağım. Şimdi şöyle. Evet. Mesela biz şimdi 57'deki tutuklama ve idamla yargılamayı konuştuk ama bu ilk değil. Çünkü 1939'da ilk tutuklama oluyor. 3 gün işkence görüyor tabutluklarla. Tabutluklarda. Evet. Bu meseleyi biliyor musunuz biliyorum. Sebebini? Biliyorum da Saval'in bir hocamızı çağırmışlardı. O da yanlış söyledi yalnız. Tavsiye etmemiz de lazım ama ben polemiği sevmem. Tartışmayı da sevmem. O değil. Yani, hayır ama bunu anlattı o değil. Orada. Tabutluğu anlattı orada. Evet. Burada tabutluk vesaire işkence bir sürü ama bizim kaçırmamamız gereken şu. Bakın Cezayir Müslümanı böyle mi? Aynı Süleyman Efendi Sultanahmet'te konuşurken Menderes Ayasofya aç diyor. Şimdi bakın Cezayir Müslümanları bu defa Menderes Ayasofya aç diyor. Şimdi bakın Ayasofya, şimdi efendim bazı kavramları bilmemiz lazım. Biz Batı kavramlarıyla düşünüyoruz, Batı kavramlarıyla bakıyoruz, Batı kavramlarıyla konuşuyoruz. Hani empati, sempati, pati. Ya empati dediğin yer değiştirerek dinleme. Hadise dayanıyor kardeşim. Niye hadis-i şerifi söylemiyorsun? Nedir o hadis-i şerif? Kendin için sevdiğini din kardeşin için de sev. Kendin için sevmeyi, hoşuna gitmeyen varsa onun için de. Asıl kaynağı bu. Şimdi bakın orada Menderes Ayasofya aç diyor. Niçin? Çünkü Ayasofya sembol. Bunu bileceğiz. Bakın ne dedim ben? Hakaret etmeden bunları konuşacağız biz. Konuşmamız da lazım. Ne diyor? Kim? Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti bu. Ayasofya'yı bu halinden çevirirse Allah'ın, meleklerin laneti onun üzerine olsun. Ben isim veriyor muyum?
Bu Fatih Sultan'a git, Fatih Sultan Mehmet Han'ı bul, onu hesaba çek. Bunu koy bir kenara. Süleyman Efendi ne yapıyor? Bir sürü meşguliyetin içinde, şimdi vaizler bile ne yapıyor? İşte o ayrılan zamanda kıssa mısa anlatıyor, vakit dolduruyor. Menderes Ayasofya'yı aç. Orijinal bir şey söyleyeyim. Belki ilk defa duyacaksınız. Tabi incelerken, tetkik ederken 1959 Ramazan-ı Şerif Arefesinde Sultanahmet'te sohbet ediyor. Vefatından, yani 1959 16 Eylül vefatı, tabii 1959 Ramazan-ı Şerif Arefesi. Yani Ramazan, bir gün sonra Ramazan-ı Şerif giriyor. Bu arada takvimleri de söyleyelim. Bugün 1 Rebiülevvel 1445. Sağ olsun, aşağıda sizin haber spikerlerinden birisine dedim ki, sen iyi bir arkadaşsın. Hani söylüyorsun 16 Eylül 2023 Cumartesi. Saat tut saniye. 1 Rebiülevvel 1445. Bunu da söyleyelim dedim. Yani canlandıralım. Farz vacip değil ama iyi olur diye söyledim. Neyse. Şimdi bakın. Burada Ayasofya, orada kürsüde Ahmen-i Resul'den bahsediyor. Malum Bakara suresinin 286. ayeti. Herkes de aşağı yukarı biliyor. Yatsı namazından sonra okunuyor genelde. Oraya mana verirken ikiye ayırıyor. Kim ayırıyor? Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri. Şimdi diyor ki iki bölüm var burada diyor. Bir orada itikat bölümü var diyor. Akaid bölümü. Malum orada peygamberlere iman falan geçiyor. İkinci bölüm de diyor iltica, dua bölümü var diyor. Bu ikisini de yapalım diyor. Ve ellerini kaldırıyor. Menderes, sana Ayasofya'yı aç demiştim. Ama sana nasip olmayacak. İleride bir Türkiye'nin lideri başa geldiği zaman Ayasofya'yı açacak. Ben yorumuna girmiyorum. Süleyman Hilmi Turan Hazretleri'nin 1959 son vefatından önceki Ramazan-ı Şerif Arefesinde konuşmasında geçen cümle. Şimdi tabii ister istemez bakın çok önemli bir şey daha söyleyeyim size. İki tane olay var. Hep canlı tuttular. Ve burada FETÖ'yle de ilgisi olan olaylar var. Bunları da unutmayalım. Ne gibi diyeceksiniz? Süleyman Efendi dedim devlette kavga etmemiş dedim. Ama dikkat ederseniz FETÖ ne yaptı 15 Temmuz malum vesaire. Devletle ve şu anda yurt dışına kaçanlar. Dava adamıysan gel kardeşim, imtihan dünyası, cezanı çek veya de ki bunlar hakikaten hatalıymış, farkında değilim de pişman, bitti. Gideceksin Amerikalarda yaşayacaksın. Almanya'da mecliste karşılanacaksın. Neyse şeyi dağıtmayayım. Bakın şimdi. Kasımpaşa kursu yıkıldı. Ne oldu? Kasımpaşa kursunda militan vari devletle kavgalar başladı. Bakın devletle. Ve üstelik bakın bir de Süleyman Efendi'nin tasavvuf ve tarikat şeyi var. Onu da sorduğun zaman söylerim. İmam Rabbani Hazretleri ile alakalı kısmı var. Şeriatsız tasavvuf olmaz. Şeriatın daha güzel yaşanması. Yani yük olmayacaksa yük alacaksın. Aynı zamanda da şüphelerden bile kaçınacaksın. Aynı zamanda da takvaya giden yol olarak göreceksin tasavvufu. Bakın tasavvufta yalan yok. İftira yok. Komplo yok. Aynı zamanda da hedefe ulaşmakta her yol mübahtır gibi makyabelist bir düşünce de yok. Yani bırak onu, şeriatı yaşayanlarda bile yok. Ama orada ben orayı bildiğim için, o muhitte oturduğum için çok iyi biliyorum. Cami, Kültür Bakanlığı, vakıflar vesaire tamirata giriyor. Orada ucube gibi bir bina var. Kasımpaşa kursu. Ve oradaki o dönem belediye başkanlığı ne yapıyor? 3 tane yer gösteriyor. Ve ne diyor? Muharrem Bey önemli. Evet. Diyor ki anahtar teslim edeceğim, teslim edeceğiz. Söylüyor. Buna rağmen kabul etmiyorlar falan. Bu defa sanki ani baskınmış gibi, kitaplar atılıyormuş gibi, uzun hikaye. Şeye girmiyorum. Sadece şunu vurgulamam lazım. Ne oldu? Mecburen söylüyorum. Mehmet Ağarlar vesaireler hepsi birleşti vesaire. Bu arada şunu da unutmayalım. Tayyip Bey'in o dönem danışmanlarından birisi Zeki Çalışkan. Hukukçu. Kaliteli bir arkadaş. Ve aynı zamanda da ne yaptı? Bütün bu olayların içinde olduğu halde aynı zamanda yer gösterme vesaire ve Zeki Çalışkan için bile ağza gelmeyecek hakaretler yapıldı. Evet. Bu ikincisini hemen onu da söyleyeceğim size. Kağıthane, girmiyorum ona, benzer şeyler.
Ama şimdi belki de siz ilk defa duyacağını bir şey söyleyeceğim. Eyüp Sultan'da ben Eyüp Milli Eğitim'de 91-98 şube olarak çalıştım. 28 Şubat'ta öğretmenliğe verdiler. Şeye girmiyorum tafsilata. Orada bir vakıf vardı. O vakıfta çalıştıran Süleyman Efendi'nin talebeleriydi. Gayet güzel bir vakıftı. Gezdim, gördüm. Hocalarını da tanırım. Çünkü ben de milli eğitime bağlı değil, vakıflara bağlı ama ister istemez kontrol vesaire uğradığımız oluyordu falan. Ne oldu? Mahkemelik duruma düşüldü. Ve orada ben çekimini gördüm. Orada bir hoca, affedersin mecburen hoca bozuntusu, militan, hakaret, lanet okumalar vesaireler. Şimdi bak bunların şu anda sesi yok. Belediye seçimleri döneminde bu da gündeme gelebilir. Bak suizan etmiyorum, gelebilir diyorum. İhtiyat payını söylüyorum. Bu hataya düşmesinler diyorum. Bakın söylüyorum. Orası bir kere mahkemelik olduğuna göre sen devlette kavgalı hale geliyorsun. Burada aynen FETÖ'nün yaptığı durumlara geliyorsun. Ama devlet de tabii ki haksız bir şey yapmaması lazım. Ha, şimdi, yani ama gasp şimdi, ediyorsa, yerine çöküyorsa, ne bileyim ya elinden alıyorsa, zulmediyorsa tabii ki adamı itiraz edecek. Tabii. Böyle bir şey varsa ama, bilmiyorum. Ama, güzel ama bakın ben de cevap vereyim. Ben girmedim hani zaman buna gitmesin diye. Bakın şimdi orada el değiştirme hukuk kuralı olarak yani mahkemenin bir dakika. Mahkemenin verdiği karar bu. Mahkemenin kararı tahliye edeceksiniz. Şimdi bu mahkeme ya biz Türkiye'de şunu da biliyoruz Yaşar Hocam. Yani Türkiye'de işte Süleyman Efendi az önce anlattınız. Evet. Cezayir'in bir kardeşlerimize dua edelim dediği için idamla yargılandı. Evet. Bu devlet bu ülkede camileri kullanılamaz hale getirdi. Masum insanları hapislerde çürüttü. Dolayısıyla yargı karar vermiş olabilir. Türkiye'deki yargı çok tartışılan bir yargı. Güzel. Dolayısıyla bakın, bak bilmiyorum. Tafsilatını bilmemekle birlikte %100 de doğru kabul edemeyiz. Onu şimdi, söylemek istiyorum. Güzel. Bak ben de ne diyorum? Dikkat ederseniz ölçülü konuşmaya çalışıyorum. Konuşuyorum demiyorum. Bakın diyorum ki devletle kavgalı hale gelinmenin sonucu bu. Niye? Mutlaka onun avukatı konuşmalar şeyler. Hocam, adalet ve hakkaniyet neyse olacak. Ama müsaade buyur. Tabii. Şunu unutmayın yalnız. Mutlak adaletin tecelli ettiği yer ebedi hayattır. Bu dünyadaki mahkemeler herkes, bakın size orijinal bir şey söyleyeyim. Bir gün ben Bakırköy Milli Eğitim'deyken, 2003'te oluyor bu, 2003'te, başörtülü, mecburen bunu söylüyorum, başörtülü bir öğretmen geldi. Dedi ki, beni dedi, Fatih Koleji başörtüde çalıştırmıyor dedi. Fatih Koleji de, tabi o zaman Hoca Efendi falan filan, onların şeyi. Ben de dedim ki, bacım, ben ilgileneceğim dedim. Ama dedim, tek taraflı dinlememek lazım. Tek taraflı, dikkat buyur. Tek taraflı dinlenilerek verilen kararlar isabetli olsa bile adaletli olmaz dedim. Evet. Bir dakika dedi bunu yazabilirim dedi. Dedim bu İmam-ı Azam Hazretleri. İmam-ı Azam imam şey değil, iyi bir hukukçu. Bakın tek şimdi burada bir karar varsa, kararla ilgili bir sürü mücadele olmuşsa şu anda mevcut sistemdeki hakimlerin kararı bu ise bizim ne yapmamız lazım peki? Kavga mı etmemiz lazım? Olmadı. Burada hata yapıyorsunuz yalnız. Hayır şöyle karar nihai karar çıkmışsa. Nihai karar bu. Tam çıkmışsa. Üst mahkemeye gidildi, hepsi gidildi. Anladım. Bu süreç 3-4 sene sürdü. En sonunda bu. Ben ne diyorum? İhtimal dahilinde. Bu yapmayın diyorum bak. Umarım adil bir karardır. Diyorum ki ben evet. Kavga gürültü etmeyin. Eyvallah. Güzelce şimdi diyorum. Şöyle. Ama yarın seçim zamanı. Bakın burada şimdi ya. Önemli olay var. Seçim zamanı sen bunu şimdi bu parti. Mesele parti patırtı meselesi tamam, biz değil. Zaten partiyi konuşmayacağız. Ha. Konumuz da seçim değil. Evet. Şöyle şuraya geleceğim bakın. Ama bunun vurguladığımız şey Süleyman Efendi'nin devlette kavgası yok. Şimdi şuraya geleceğim. Bakın 1900 işte kavgası olmadığı halde bu devlet 1939'da bunu 3 gün tabutluklarda işkenceye alıyor. Sadece bunu değil 38-39 kişiyi alıyor. 44'te ikinci kez 8 gün işkenceye tabi tutuyorlar. Yani 1957'de az önce söyledik 2 ay hapis kalıyor ve idamla yargılanıyor. Evet. Yani sıradan bir hayatı yok. Tabii. Bir mücadele ediyor. Mesela tevhidi tedrisat kanunu dediniz. Evet. Medreseler kapatılınca nasıl bir pozisyon oluyor? Neler söylüyor? Ya bakın şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Buna geçmeden Mehmet Arıkan abiyle böyle baş başa konuşurken bana anlattığı bir şey var. Evet. Sizin güzel dergileri falan da getirmişsiniz. Bu arada ben size güzel bir sürpriz olsun izleyicilere de 1900 sevgili izleyenler bakın evet. Mehmet Arıkan dedi rahmetli evet, Mehmet evet. Arıkan. Evet. 1976 3 Ekim 1976'nın evet. Mehmet Arıkan'ın çıkardığı evet. Ufuk gazetesinden evet, Mehmet Arıkan'ın yazısından iki cümle okuyacağım. Evet güzel. O dönemleri anlatıyorsunuz ya. Şimdi önemli bir bölüm anlatacağım. Bakın diyor ki Mehmet Arıkan
Köşesinde yazıyor, tahlil köşesinde, o günlerden diye başlık atmış Mehmet Arıkan. Çocukluk yıllarımızdan şu anda bütün tazeliğiyle canlı hatıramda yaşayan babamın birçok kereler gece yarısında evden çıktıkları ve ancak sabahları döndükleridir. Ya. Sonradan öğrendim ki seher vaktiyle kuşluk vakti arasındaki bu zaman babamın diğer birkaç arkadaşıyla birlikte Çırpanlı Hoca Efendimizin tahsil gördükleri mütena bir vakti teşkil etmekteymiş. Ve şöyle diyor, niçin seher vaktiyle kuşluk vakti arası olduğunu merak edenlere de o günlerin dine ve dindara nefes aldırmayan bir fetret devri olduğunu hatırlatmakta güçlük çekmemenizi evet. istiyorum. Şimdi bakın, yani Mehmet Arıkan yazıyor. Evet. Bakın insanlar Kur'an bakın, öğrenmek için seher vaktiyle kuşluk vakti arasında ders görüyorlar. Bakın sizde. Evet. Rahli-i Tebliğ'sinde dinlediklerim tahlil aynı zamanda da burada da bir başka şey falan var. Ben tabii vaktimiz dar, bir sürü şey anlatmamız lazım ama çok önemli bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Teşekkür ederim. Mehmet Arıkan abiyle bir gün beni Üsküdar'da kanaat lokantası var. Orada bir yemek yiyelim dedi. Tamam abi dedim. Orada bu yazdıklarını okumuştum ben ama gözyaşları içinde anlattığı hadise. Bakın çok özet hemen söyleyeyim. Alanya'nın Alanyalı zaten. Alanya yani Antalya Alanya. Bizim Oba köyünde ilk mektepte okurken Müsellioğlu lakabıyla anılan hocamızın damadı Hüseyin'den dinlemiştim. Bu Hüseyin Çorlu'da uzatmalı onbaşı olarak jandarma kumandanlığı yapmış. Bir gün tabii şey biraz çabuk çabuk geçiyorum. Bir gün Hüseyin'e emir gelmiş. Falan yerde bir hoca torununa namaz sureleri öğretiyor diye. Bak. Hüseyin yanına bir jandarma alarak erken saatte onun evine gitmiş. Hoca sabah namazından sonra Sübhaneke okutuyormuş. Görmüş. Tabii buna o günkü şartlarda delile şey deniyor. Yani o anda cürmü meşhut. Cürmü meşhut. Suçüstü demek. Suçüstü demek o. Yani o suçüstü yakalamış gibi oluyor. Cürmü meşhut. Şimdi evet. Cürmü meşhut olarak yakalamış. Derhal tanzim edilen bir zabıtla hoca Çorlu'ya getirilmiş. Hiç ifadesi dahi alınmadan aynı zabıtla yani o tuttuğu cürmü meşhut olarak bilinen o evrak diyelim oradan Hüseyin Onbaşı ya teslim ediliyor. Evet. Hüseyin Onbaşı da Çorlu'dan İstanbul'a getiriliyor. O zaman Sultanahmet, Necip Fazıl'ların vesaire yattığı cezaevi. Bakın şimdi. Orada Onbaşı getirip teslim etmiş. Hüseyin Onbaşı o gece İstanbul'da geçirip sabah namazı olunca getirdiğim hocayı acaba ne yaptılar bir göreyim diye Sultanahmet cezaevine giderken bir de bakmış ki Sultanahmet meydanında 15 kişi idam edilmiş. Orada evet. Asılı olanların içinde o getirdiğini de görüyor orada. Korkutmak için o astıkları insanı kaldırmamışlar. Orada görsünler, dini bir faaliyet yapmasınlar diye. Sonra geçiyorum o tarafını. Bu hadiseyi Hüseyin Onbaşı bana anlattığı zaman ona dedim ki Hüseyin sen ölemezsin, sürünürsün. Nitekim ağır bir hastalığa tutuldu. Benim evimle onun evinin arası 3 kilometreden olduğu halde onun bağırması, iniltisinden duramaz hale geldi komşuları dahi. Sonra o şekilde vefat etti. Tabii Allah taksiratını affetsin, Allah rahmet etsin diye demek düşer bize. Şimdi bakın. Şimdi Muharrem Bey, evet. Değerli kardeşim. Evet. Din, dil ve tarih şuuru olmadan olmaz. Çok özür dilerim hocam. Şimdi bayağı bir izleyicilerimizden bazıları tepki gösteriyor. Şuna tepki buyur. Gösteriyorlar. Buyur. Bizim bir daha ekrana getirir mi arkadaşlarım o fotoğrafı? 6 numaralı fotoğraf Süleyman Hilmi Tunahan'ın
şapkalı bir fotoğrafını ekrana getirmiştik. Şapkalı olduğunu iddia eden bir fotoğraftı. Hemen kaynakta söyleyeyim. Karaman Diyanet.gov.tr adresinde Ayrancı Müftülüğü'nün sayfasında tamam, bu fotoğraf. Çok önemli değil yani. Yok ama şöyle çok itiraz var. Süleyman Efendi o fotoğraf sahtedir. Diyanet'in Süleyman Efendi'yi karalama maksadıyla uydurulmuş bir fotoğraftır şeklinde evet. Çok tepki oluştu. Twitter'dan Ama açıklamalar, keşke koyma mesajlar yani ya. çok şey Hayır değil. ama şöyle Evet. burası sevgili izleyenler şunu açıklamam gerekiyor. Benim bu fotoğrafı aldığım yer sıradan bir troll sayfası veya sosyal medya hesabı değil. Bizzat Diyanet'in Diyanet'e bağlı Karaman Müftülüğü'nün Ayrancı yine bağlı Karaman'a bağlı Ayrancı Müftülüğü'nün web sayfasında fotoğraf 17 Temmuz 2003 2023 pardon bundan yaklaşık Temmuz Ağustos 3 ay önce konulmuş. Yani dolayısıyla hani burada hatta Ayrancı Müftüsü Süleyman Efendi'nin 27'de kaldığı misafir olduğu bu evi ziyaret etmiş. Evin içerisinde çekilmiş bu fotoğraf. Dolayısıyla bu fotoğraf eğer yanlışsa bizzat ilgililerin harekete geçmesi bu yanlışı düzelttirmesi gerekiyor. Değilse bu fotoğraf Süleyman Efendi'nin ben de ve birçok insanda belki ilk defa görüyor şapkalı bir fotoğraf olarak tarihe geçiyor. Ya dolayısıyla tekrar ediyorum. Çok şey değil yani. Karaman ama çok önemli bence hocam. Yani ben Evet. Süleyman Efendi'yi şapkalı asla hayal etmedim. Evet. Şapka giydiğini asla düşünmedim. Evet. Kemal Kacar Beyefendi'nin yıllar sonra verdiği bir röportajdan hazırlayacağı Evet. şapka giyer miydi diye sorduğunda kasket giyerdi diye cevabı Evet. dün Okudum, ben de hatırlıyorum. okudum, biliyorum. Dolayısıyla şapka ilk defa görülüyor bu fotoğrafta. Eğer bu fotoğraf doğruysa bu bir ilk kez yayınlanıyor. Değilse bizzat Ayrancı Müftülüğü'nün sayfasındaki bu fotoğrafın düzeltilmesi için gereken yapılmalı diye de düşünüyorum. Kaynakta vermiş oldum sevgili izleyiciler. Burada bir kasıt kesinlikle yoktur. İlk kez bu fotoğrafı Evet. yayınladık ve kaynağımız da Diyanet'in Karaman iline bağlı Ayrancı Müftülüğü'nün web sayfası. Bunu da belirtmiş olalım. Evet. Hocam buyurun. Şimdi nerede yarım kalanı tamamlayayım yoksa başka bir Evet, şey bu için? sıkıntılı Şimdi ders bakın, şeyleri şimdi anlatıyordunuz. Süleyman dedim ki din değil, tarih şunu Evet. vermek lazım, tarihi bilmek lazım diye. Şimdi bakın, samimiyet içinde kimseye hakaret etmeden konuşalım. Neyi konuşalım? Bir kere bu devlet Selçuklu Osmanlı'nın devamı. Bunu unutmayalım. Osmanlı Devleti durdurulduğu zaman İslam medeniyeti de durduruldu. Ama bütün medeniyetler çöktü, yok edildi. Fakat Osmanlı İslam medeniyetinin uygulayıcısı olduğu için İslam medeniyeti canlılığını muhafaza ediyor. Yalnız şöyle bir durum var. İşgal edilmedi. Fakat zihnen işgal edildi. Eğitim sistemi tamamen 1839 Tanzimat'tan beri bizim değil. Son 100 yıl, 200 yıla bakın kaç iktidar gelip geçmiştir. Başı milli eğitimdir ama millilikle uzaktan yakından ilgisi olmayan, besmeleyle eğitime başlayan, mesela ona bakarsan Kur'an'ı ikra, Bismi Rabbikellezi. Yani bunlardan falan uzak. Aynı zamanda daha orijinal bir şey söyleyeyim. Şimdi tabii bunları da bilmemiz lazım. John Locke diye bir adam var. John Locke klasik demokrasinin kurucusu ve bir kitap yazmış. Demokrasi diye. Ona demişler ki efendim bir de ahlak kitabı yazın. John Locke diyor ki hani Cemil Meriç intelijensiya der. Yani aydın. Biz Evet. münevver diyoruz. Evet. Aydın vesaire. Yani Fransa'nın intelijansiyası diyeyim. Demiş ki İncil varken demiş ahlak kitabı mı yazılır demiş. Şimdi değerli kardeşim, şimdi papazların elinde oyuncak durumuna getirilmiş. Hak Evet. din olma özelliğini kaybetmiş. İnnettiğine indallahu İslam. Hutbelerden her inişte bunu başında besmele çekerek okunuyor. Peki ben ilahi olma özelliğini muhafaza eden tek hak dinin mensubu olarak İslam ahlakı demeyecek miyim? Peygamber ahlakı demeyecek miyim? Laik ahlak mı diyeceğim? Aynı zamanda da laiklik, bakın laikliğin çıkışı 1900, 1800, bir dakika, 1900 değil de Fransız ihtilali 1787. 1789, 1789 Fransız 1800 ihtilali, hayır 1789 evet. 1789 Evet. Tanzimat 1839 Evet. olabilir, yanılmış olabiliriz ama benim hatırımda 1789 Fransız ihtilali. Doğru. Peki biz laikliği Fransa'dan aldık. Bir tane bu tarzda uygulama yok kardeşim. Niye yok? Mesela bir şey oluyor, laiklik gidiyor ve laiklik dokunulamaz, değiştirilmez maddesi var. Ya bu kutsal bir şey mi yani?
Ve aynı zamanda şunu da mecburen söylüyorum. Bizim Müslümanları, sağduyu sahibi insanları en bekleyen tehlike sekülerizm, kemalizm. Bakın, çünkü mesela Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri diyoruz değil mi? Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri bütün buna rağmen hiçbir zaman bu tip şeye alet olmamıştır. Ve dinimizin asliyetini, mesela aynı zamanda mürşid-i kamil, işte tasavvuf tarafı vesaire, ama ne yapmıştır? Şeriatın içinde olmak kaydı şartıyla demiştir. Mesela İmam-ı Rabbani evlatlarısınız diyor. Niye 33 halkanın içinde İmam-ı Rabbani evlatlarısınız? Çünkü orada İmam-ı Rabbani Hazretleri alim. Hasan-ı Basri alim. Yani burada tasavvufta, tasavvufun içindeki bir takım yapılanlar ilim tarafı olduktan sonra yapılıyor. Yani ahkam-ı şer'iye, aynı zamanda da usul dersi vesaire, bunlar altyapı oluşuyor. Ondan sonra manevi yol olarak söylenen tasavvuf tarikata geliniyor. Ama şimdi eğitim, onun için dedim ben, hani bu hepimizin nefis muhasebesi yapması lazım derken, onlar da yapacak. Mesela Süleyman Efendi ne demiştir? Ben size ilmin anahtarını veriyorum. Bu anahtarla bu kapıları açın. Bu kapıları açtığınız zaman girdiğiniz yerde kitaplarla vesaire karşılaşacaksınız. Ama sen bu anahtarı, bu kapıyı kullanmadığın müddetçe kardeşim pastanı açamazsın. Zemzem suyu alıyorsun. Bidonda kalmışsa, hani bardağı vesaire, zemzem suyu bile kokar, içilmez hale gelebilir. O halde sen de, sana bu ilim verilmişse, ilmin anahtarı da verilmişse, neredesin peki? Neredesin? Hani mesela kitap ehli sünnet değil. Evet. Peki sen yaz. Yok. Bu tefsir yok, okunmaz. Hocam, Süleyman Efendi, bakın önemli bir şey söyleyeceğim. Süleyman Efendi'nin en büyük hizmetlerinden birisi alimleri aşağılık kompleksinden kurtarmıştır. Şahit olduğum bir şey söyleyeyim. Bir gün Osman Horasanlı var bir de. Onu ziyarete gitmiştim. O da hatıralarını yazdı. O da alimken, hafızken Süleyman Efendi'ye intisap etmiş. Neyse, şeye girmeyeyim. Konuşurken Mehmet Arıkan abi de vardı. İkisi vardı. Tabii birbirlerine karşı son derece saygılılar. Biraz da Mehmet Arıkan abiye fazla hürmetkar. Hani o daha fazla haşır neşir olduğu için Süleyman Efendi'den. Burada Süleyman Efendi ile alakalı meselelere temas ederken ikisi beraber dediler ki, bu kadar ilmi tarafı şeydi ki, bakın bir tanesini söyleyeyim size. Buyurun. Bakın. Talebelerinden biri bir gayrimüslim vatandaşa borçlu. Fakat adam vefat etmiş. Şimdi sor, ne diyecekler? Ya gayrim tamam, vefat mı etti? O parayı al, bir kursa ver. Tuvalet yaptır, bilmem ne yaptır. Peki Süleyman Efendi ne yapmış? Bakın. Yakınlarını arayın bulun. Onlara ödeyin. Bulamazlar. Gayrimüslim vatandaşın hakkı ödenmeden kalacak. Sonunda şu yolu gösterirler. Git, bağlı bulunduğu kiliseyi öğren, parayı oraya ver. Üzerimizde gayrimüslim vatandaşın hakkı kalmasın. Buyur bakalım. Bunu koy bir kenara. Şimdi bir başka şey daha söyleyeyim. Aynı zamanda da ilim adamlarının Süleyman Efendi ile ilgili şeyi var. Dört kelime söylüyorlar. İstikamet, ilim, muhabbet, tefekkür. Süleyman Efendi de istikamet, İlim, muhabbet, tefekkür diye. Bu da var. Şimdi bütün bunları düşünürken peki o dönemin zor şartlarına rağmen alim bütün bunları yetiştirmiş. Peki 59-2023'te ne var? Aynı zamanda da şunların da kırılma noktalarının da incelenmesi lazım. Ne gibi? Mesela 12 Eylül. Mesela 28 Şubat. Tamam. Şimdi hocam, siz Süleyman Efendi'yi hiç dinlediniz mi? Yok, ben 5 yaşındaydım o zaman. Hayır, hiç. Hiç ses kaydı falan dinlediniz mi? Dinledim. İzleyicilerimiz dinlememiş olabilir. Sevgili yönetmenim, bir numaralı videoyu hazırlarsanız. Sevgili izleyenler, Süleyman Hilmi Tunahan'ın sesini belki merak edenler vardır. Konuşmasını merak edenler vardır. Konuşuyoruz. Önemli bir İslam alimi, son devrin en önemli alimlerinden, Osmanlı alimlerinden, ulemasından biri. İşte cemaatine göre Kamil-i Mürşid ve Silsile-i Sadat'ın 33. halkası. Mevlana Siracüddin'den ders aldığı, icazet aldığı söyleniyor. Dolayısıyla önemli bir şahsiyetten bahsediyoruz. İlmi noktada zirve. Dolayısıyla bedel ödemiş bir isim Süleyman Hilmi Tunahan ve onun tabii ki zaman zaman işte soruşturmalık, idamla yargılandığı konuşmalar olmuş bir isim. Gelin, eğer hazırsa Süleyman Efendi'nin sesini
Birlikte bir duyalım, tekrar devam edelim. Dinleyebilir miyiz sevgili öğretmenim? Şimdi belki anlaşılmadı. Süleyman Efendi'yi rahmetle analım. Bu ses kaydını tam anlaşılmıyor. Çünkü evet. 56 vefatından evet. 3 sene önce kaydedildiği söyleniyor. O dönemin şartlarında kayıtlarla biliyorsunuz çekilmiş olabilir. Birincisi şunu söyleyeyim. 11-12 dakikalık bir kaydı var. Ama biz burada 2-2,5 dakikalık bir bölümünü verdik. Burada anlaşılanı bir mesaj olsun, bilgi olsun diye paylaşayım. Diyor ki herkese de ders olsun aslında. Başka şeyler de söylüyor ama ben burayı özellikle seçtim. Diyor ki lavabodan yani tuvaletten çıktıktan sonra affedersiniz bir dua öğretiyor. Diyor ki elhamdülillahillezî ezhebe annel eza ve afani min zalik. Bu duayı okursanız diyor hatta cemaate de diyor not alın bunu evet. diyor. Ne prostata yakalarsınız ne başka hastalığa yakalanırsınız. Günümüzde çünkü hastalıklar çok arttı diyor. Kanser vakaları özellikle prostat falan tarzı. Dolayısıyla bu duayı tavsiye ediyor. Bakın çok önemli. Belki sesten anlamamış olabilirsiniz. Ben dikkatlice birkaç kez dinlediğim evet. için size tercüme etmiş evet. oldum. Buyurun. Şimdi dua derken çağrışım yaptı. Müsaadenizle Süleyman Efendi'nin yaptığı dualardan bir iki notum var. Mesela dua ederken ümmet ve cemaatle alakalı yani bireysel değil. Bakın mesela Allahümmecma ümmeti Muhammed'in ala nuri hidayeti. Evet. Allahümme ve ala hidayetik. Allahümme ensur men nasarattin. Vahzül men hazelel müslimin. Hani hemen şeyini söyleyeyim. Ey Allah'ım ümmeti Muhammed'i hidayet nuru sıratı müstakim üzere topla. Ümmeti Muhammed'in evlatlarını hidayet nuru üzerine tut. Allahümme ensur men nasarattin. Vahzül men hazelel müslimin. Allah'ın dinine yardım edene sen de yardım et. Eziyet edene sen de eziyet et. Bakın. Allahümme salliti zalimine ale zalimin. Ve ehliki zalimine bir zalimin. Ehliki kafirine münafıkine diye devam ediyor. Bakın. Bu da nedir? Zalimleri zalimle, kafirleri kafirle, münafıkları münafıkla helak et. Onlara karşı
Bize yardım et, onları sars. Bakın, hatimlerde okunan dualarından bir iki şey söyleyeyim. Mesela, ya dafial beliyat, ya hallel müşkilat, ya şafiyel emraz, ya gaziyel hacat, ya kafiyel mühimmat, ya müzilel berekat. Evet. Bakın mesela, ya dafial beliyat, zaten Türkçeleştiği için az çok biliriz de ben orijinalini bozmadan söyleyeyim. Ey belaları def eden Allah'ım, bize gelmiş ve gelecek belaları def et. Ya hallem, ey müşkilleri, yani zorlukları, engelleri, bütün bunları halleden, çözen Allah'ım, bizim de hayırlı hedeflere ulaşmamıza engel olan bu manileri kaldır. Ya diğer ya gazi el hacat, ey ihtiyaçlara giden, temin eden, zamanında temin eden Allah'ım, bizim ihtiyaçlarımızı da temin et. Mesela ya kafiyel mühimmat, ey mühim olan, hayatımızda, mematımızda, madde, manen mühim olanlara ve olduğunda kafi gelen, ya kafiyel mühimmat. Evet. Yani böyle duaları Şimdi olan. Şimdi dua bahsini kapatalım. Şimdi bu vaazında, bunun bir öncesinde de la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü, yuhyi ve yumiit, ve huve hayyul la yemut. Bir yedi yıl hayır. Ve huve ala külli şeyin kadir. Evet. Duasını da evet. tavsiye ediyor. Tabii. Diyor ki bunu her sabah diyor evden çıkarken tabii. çoluğunuza çocuğunuza öğretin. Tabii. Okurlarsa diyor birçok beladan ne diyelim korunmuş Evet. olurlar gibi sözleri var vaazında, onu söyleyeyim. Evet. Şimdi şeyi atladık hocam, bir şey mi söyleyeceksiniz? Önemli Söyleyeceğim bir, ama buyurun. Siz sorun. Yani şu 39'daki tabutluk meselesini bir türlü konuşamadık. Şimdi ona biraz şeyle anlattılar ama Hayır, o isterseniz başkası bizi ilgilendirmiyor. Sizin bildiğiniz bir şey varsa söyleyin. söyleyeyim. O zaman şöyle söyleyeyim. O zatın ismini falan da Şimdi söyleyeyim. şöyle söyleyeyim. Bakın Ufuk gazetesinde hocam 1978'de Büyük Müceddit Efendi Hazretlerini sevenler iftira ve isnatlar ile hapsediliyordu diye hatıralar yayınlamış Ufuk gazetesi. Evet. Burada bu olay 38 yılında Süleyman Efendi Hazretleri ile müşerref olan Alanya eşrafından Mustafa Arıkan. Yani Evet, Hasan babası. Arıkan'ın babası Evet. anlatıyor. Diyor ki sadece şunu diyeyim. 19 arkadaşım fiilen işkence görüyorlar. Beni de muvazenesi bozuldu diye eve gönderiyorlar. O Evet. hale geldim ki işkenceden dayanacak halim kalmadı. İntihar etsem buna imanım müsaade etmez. 8. gün polis karakoluna tekrar getirildim. Jandarma yüzbaşısı şöyle söyle bakalım diye başlayınca dedim ki komutan biliyorsunuz bu Evet. isnatlarla asla alakalı değiliz. Fakat bir tertip var. Sizin ne yazmanız isteniyorsa öyle yazın. Yani işkenceden o kadar bunaldım ki diyor. Evet. Ne yazarsanız imzalayacağım artık diyor. Evet. Ve daha sonra da imzalıyor. Mahkemeye çıkınca da kendilerine bir muhbirin, ki sabıkalı Evet. bir muhbirin Evet. iftira attığı ortaya çıkıyor. Ve Evet. böylece de mahkemeden beraat ediyorlar. O olayda neydi? Süleyman Efendi kendini mehdiliğini ilan etmiş. Evet. 70 bin taraftarı bulunca da Evet. başındaki Deccal ile birlikte 1938'de bu hükümeti devirecekmiş iftirasıydı. İşte bunu yalanlıyorlar ve bundan dolayı Süleyman Efendi 3 gün tabutluklarda işkence görüyor. Evet. Sevenler de 8 gün işkence görüyor. Ufuk gazetesine Hasan Evet. Arıkan'ın babası Mustafa Arıkan böyle anlatmıştı. Evet. Tabii burada aynı zamanda bakın çok enteresan, Alanya'da Denize Nazır bir caminin tekel ve içki yeri yapıldığı aynı anlatılıyor. Evet. Yine Alanya'da hapis bir Şerif Ali Oğlu camisinin de aynı zamanda hapishaneye çevrildiği Ufuk gazetesinden okuyoruz. Bunu da belirttim. Buyurun. Şimdi bakın, çok önemli temas edeceğimiz şeyler var. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Tabutluk dediniz. Şimdi tabutluk bir hepimizin az çok bildiği bir olay. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tabutluk diye bir işkence yeri var. Nasıl? 1 metre, 2 metre yani mezarlıktan bile dar. Evet. Yukarıdan da su damlatılıyor. Yani o damı da vuruyor. İşkence. Tabii emniyet orada emniyet müdürü, bir de bu komiser anlatıyor bunu. O zaman komisermiş orada. Ama soyadı Nakiboğlu. Nakiboğlu girerseniz zaten bulursunuz. Aynı zamanda birkaç yerde valilik yapmış. Aynı zamanda milletvekilliği, aynı zamanda bakanlık yapmış. Aynı zamanda da İstanbul Emniyet Müdürlüğü yapmış. O zaman müdürün mahiyetinde komiser muavini veya komiser. Bir bekçi var. Bekçi geliyormuş. Demiş ki komiseri, yani bu Nakiboğlu'nu çağırmış. Demiş ki bir bak bakalım bu bekçi ne diyor.
Bekçi demiş ki efendim demiş aşağıda bir yaşlı var, nur yüzlü bir adam var. Biliyorsunuz o dar yerde yukarıdan da su damlıyor ama su yok. Ya nasıl olur diyor falan. Bir beraber bakalım diyor. O Nakiboğlu o zaman daha komiser beraber iniyorlar. Hakikaten görüyorlar. Orada su damlıyor. Hani bir de öyle bir işkence var. Malum aynı yere vuruyor vesaire. Su yok. Hemen o telaş elim ayağım titredi diyor. Kendisi anlatıyor bunu. Hem onun şeyinde okudum ben. Hatırasını da okudum. Hem de tahkik etmek için çocuklara daha iyi kullanıyorlar diye Nakiboğlu girdi. O milletvekili var, bakanlık var. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de var. Bu olay 1945'te. Sonra hemen müdüre geliyor. Efendim diyor. Gittim diyor. Fakat elim ayağım titriyor diyor. Beraber inebilir miyiz diyor. Ne oldu diyor? Hayırdır diyor. Efendim diyor indim baktım diyor. Su damlıyor ama yerde su yok. Şimdi peki diyor. Beraber inerken bir bakıyor. Onun da başlıyor korkmaya. Aman diyor salın diyor. Nakiboğlu diyor ki o salındıktan sonra ben de diyor dosyayı inceledim diyor. Maalesef diyor dosyayı incelerken gördüm ki diyor Kısıtlı'da Kur'an-ı Kerim vesaire öğrettiği için buraya gönderilmiş. Ve ben de diyor sonra diyor elbise kıyafetimi düzelttim ona özür dilemeye gittim diyor. Çabuk çabuk geçiyorum. Evladım mütebessim bir çehre özür dilemeye gerek yok. Siz görevinizi yaptınız. Çay kahve ikram etti diyor. Utandım, mahcup oldum diyor. Anlatıyor. Tabutluk olayı bu. Yalnız burada bir başka önemli şey var yalnız. Bunu unutmamak lazım. Yani burada genelde keramet ağırlıklı veya uçlu kaçlı göçlü ağırlıklı değil. Bakın orijinal bir şey söyleyeceğim. Kısıtlı'da oraya gidip gören, gezen, röportaj yapan vesaire onun tam karşısında bir gazino vardı. Evet. Bunları bilelim yalnız. Süleyman Efendi ile alakalı. Bir gazino vardı. Ve Kemal Kacar Bey o gazinonun kalkmasını istiyordu. Rahatsızdı. Bakın yani burada derin devletin nasıl sızıldığını ispat olarak söylüyor. İsim vermeyeceğim. Ama size programdan sonra isim verebilirim. Fakat bir şahit söyleyeceğim. Zeki Çalışkan. Onunla da görüşebilirsin. Kaliteli bir arkadaştır. Görüşmeni tavsiye ederim. O da Tayyip Bey'in belediye başkanı döneminde hukukçu danışmanlardan birisi. Maalesef Kemal Bey'in avukatlığına kadar giren adam gazinonun sahibinin avukatı. Şimdi orayı kaldıralım diye uğraşılırken yani gazino, ses ve kaldıralım diye uğraşılırken Zeki Çalışkan bakıyor avukatı. Daha sonra Tayyip Bey vesaire neyse orası kaldırıldı. Ve şimdi herkes nefes aldı. Şimdi burada şu cümleyi unutmayalım. Doğru kimden gelirse gelsin kabul, yanlış kimden gelirse gelsin red. Doğru. Aynı zamanda peşin hükümden uzak, aynı zamanda da Abdülhamit Han'ı da incelerken Abdülaziz Han'ın şehadetini gördüğü için işte efendim hafiye bulundurmuş. Yahu görüyor. Abdülaziz Han'ın bileklerini kesiyorlar, intihar etti diyorlar. Bir darbenin anatomisi diye Yılmaz Özsunan'ın yazdığı bir kitap Okudum. var. Okudum. Ben bir gece okudum ve Yılmaz Özsunay'ı Allah rahmet eylesin gittim ziyaret ettim. Dedim ki efendim bir edebiyatçıya mı yazdırdınız? O kadar güzel yazdırmış ki 600-700 sayfa ben bir gecede bitirmiştim. Şimdi oradaki olayı gördüğü için Abdülhamit Han tedbir alıyor. Süleyman Hilmi Tunan Hazretleri'nin düşünebiliyor musun? Bir şey daha söyleyeceğim. Bu da mahrem isim vermiyorum. Kemal Kacar Beyefendi onun koruması olan aynı zamanda boksör koruma vesaire onun ismini söyleyebilirim. Yaşar Bozkuş. İkisi beraber 12 Eylül Türkeş'te biliyorsunuz saklandı sonra çıktı durum nedir diye. Bir yerde saklanırken emniyet müdürü oraya gidiyor. Diyor ki efendim sizi severim burada olduğunuzu biliyorum ama içinizdeki falan şahıs sizi ihbar etti diyor. Geçiyorum. Yani bunlar, bunlar niye? Süleyman Efendi ve devamıyla alakalı. Kırılma noktalarında konuşmak lazım. Biz konuşmayalım ama satır başını söyleyelim. Bir, 1959'a kadar olan kısım, 1959'a kadar olan kısımda da talebelik dönemi, hocalık dönemi, 1936'da hani tasarruf verildi işte maneviyat şeyi 36, aynı zamanda 43-45, aynı zamanda 57 hapis hayatı 59. Bunun incelenmesi gerek, ilmi olarak. 59'dan sonra cemaatin başına Kemal Kacar beyefendi geliyor. Onu incelemek lazım. İki kızı var, bunu da söylemek lazım.
Allah dostları veya varisler peygamberimizin yaşadıklarının benzerini yaşıyor. Ne gibi? Resulullah Efendimiz'e ilk ayet geldiğinde heyecanlanıyor. İlk defa bir melek görüyor. Tabii karışık duygular içinde. Gittiği yer, evi, başını koyduğu diz Hazreti Hatice Validemiz. Bugüne taşıyalım. Oraya buraya gitmiyor. Ve Hazreti Hatice Validemiz de sana bir şeyler oldu demiyor. Ne diyor? Allah seni mahcup etmez. Evet. Ve çünkü sen iki nokta, sen yetime sahip çıkarsın, öksüze sahip çıkarsın, herkes seversin, sayarsın, akrabalık ve sayıyor ahlak-ı Muhammediye'yi. O yüzden şimdi biz de Allah bizim, gelelim Süleyman Efendi'ye, tabi talebe bulamıyor, üzülüyor, ağlıyor vesaire. Aynı zamanda da halini de, hali kali, fiili hepsi birleşen bir zat. Ne gibi diyeceksiniz? Kur'an-ı Kerim'de lekad kâne Resulullah üsvetün hasene, üsve-i hasene. Örnek bir, hatta peygamberimiz örnek bir kul peygamber gönderdik. Çabuk çabuk geçiyorum. Bakın şimdi orada da onun zevceleri, o da parasını, pulusunu, her şeyini veriyor. Yeter ki tabii. Evet. O zaman ne oluyor? Ölme ve öldürülme korkusundan dolayı o günkü geliyor bir işçi şeyine veriyor. Gelmiyorlar korkudan, öldürülme korkusundan dolayı diye. Ama zevceleri ne buyuruyor? Diyor ki merak etme diyor. Kızlarımızı okuturuz diyor alime. Ve aynı zamanda da 1959 Bediye abla vefat eden kızı, o dönemin de incelenmesi lazım. Bediye ablanın vefatından sonra 12 Eylül Kemal Kacar beyefendinin tahliye ve Antalya mahkeme incelemek icap eder. Aynı zamanda 70 yaşları civarındaki bir büyüğün, bir abinin evlendiği yaşları falan bakmak icap eder. Burada da tevhile gitmemek icap eder. Sünnet-i seniye diyorsan, affedersiniz, fıkıh kuralı, ilmi kayda söylüyorum. O zaman adetten kesilmiş, çoluğu çocuğu, yetim öksüz, onunla evlen. Yani neyse, şeye girmiyorum. Niye? Bunlar hep incelenmesi lazım. Aynı zamanda da tahliye edilirken bir pazarlık mı, niçin tahliye edildi bakmak lazım. Kemal Kacar'ın mı? Kemal Kacar ismi hitap etmeyelim. Kemal evet. Kacar beyefendi veya Kemal Kacar evet, abi. O, onun tahliyesindeki pazarlıktan mı bahsediyorsun? Şu kadarını söyleyeyim ben. Biraz da ben malum eğitimcilik, yazarlık, biraz da soruşturma delili falan olduğu için ben de Muammer Aksoy, mecburen sorduğun için mecburen açtım mevzuyu. Yoksa kapatıyordum ben. Muammer Aksoy avukatıydı. Muammer Aksoy da Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı. Evet. Ben de benzer olayları yaşadım. Benim edebiyat öğretmenim Rauf Mutluay'dı. Rauf Mutluay da Cumhuriyet Gazetesi'nin kültür sayfasını hazırlayan adam. Ama biz oruç tutuyoruz diye Ramazan'da kahvesini bana söylettiren adam. Evet. Neyse şeye girmiyorum. Ne oluyor? Ben dedim ki ya Muammer Aksoy herhalde avukatı kurtardı falan diye. Sonra bir takım araştırmalarım ve aynı zamanda o mahkemede bulunanlar, aynı zamanda evliliği falan, sonra askerlerle pazarlık yapıldığını Çetin Doğan açıkladı. Bunu herkes açıkladı, bakabilir. Bu. Sonra Bediye ablanın vefatından sonra olay bu. Aynı zamanda merhum, Allah rahmet eylesin, Allah taksiratını affetsin, Ahmet Denizoğlu'nun getirilişi var. Aynı zamanda 28 Şubat gibi faciada bakanlık meselesi var. Aynı zamanda Akıl Hoca'nın Hüsamettin Cindor'un yapma meselesi var. Mason. Aynı zamanda hangi birini sayayım? Devam edeyim. Aynı zamanda da Ahmet Denizolgun ben yakinen görüştüklerimden birisidir. Hatta onun adı bir hatırayı söyleyeyim. Ümraniye'de beni bırakmıyordu. Önemli bir hatıra bu. Evet. Dedi ki yemeğe beraber inelim. Sağ olun efendim dedim. Ben müsaade isteyeyim. Yok dedi, bazı ekabir geliyor falan. Böyle ekabir geldiği zaman yemek masasında ben de o mahcup olmasın diye bir mevzuyu koyuyordum. Siz biliyorsunuz diyerek ona bırakıyor. O devam ediyordu. Hani mahcup olmasın diye. Bu kadar yakini görüşmemize rağmen sonra bir takım fitne, fesat ve Ahmet Denizoğlu'nun vefatı da soru işaretidir. Evet. Şimdi bunu da inceleyin. Şimdi süremizin... Ondan sonra ama bak, evet. Devamı da var, önemli. Evet. Ondan sonra gelen kimse onun gelişi de şaibelidir. Onun son dönemde bu seçimler vesaire, yani Halk Parti'nin zulmü görüldüğü halde, bilindiği halde, Süleyman Efendi'nin bu tavrı vesaire hepsi bilindiği halde kapı kapı dolaşıp Halk Parti'ye oy isteme gibi bir fecaatın da... Hatta biz şunun haberini yaptık. AK Parti'ye, ya daha doğrusu CHP ittifakına, Millet İttifakı'na oy vermeyenlerin kurs hocalığını bile iptal ettiklerini zorladıklarını şey duyduk. Bir şey ya, konumuz süremizin sonuna geldiğimiz ama için. Ama sonuna olmaz. Bir sürü çok, şey çok önemliyse. O zaman bir Ali şeye girmemeniz lazımdı. Bakın niye ama. Bakın şimdi. Mesela söyleyeceğim hemen isminde. Abdullah bin Huzafe.
Şimdi bakın, kaynaklarımızı siyer bilgisine koymamız lazım. Bir örnek vereyim. Üsame bin Zeyd 18 yaşında komutan tayin edilen bir zat. Ve bir savaş sırasında tam öldürecekken la ilahe illallah diyor, onu öldürüyor. Söylüyorlar Resulullah Efendimiz, uzun çabuk söylüyorum. Diyor ki sen la ilahe illallah diyen, efendim diyor, korkudan dolayı kalbini yarıp baktın. Kalbini yarıp baktın. Peki evet. Şeye gelelim şimdi. Abdullah bin Huzafe. Abdullah bin Huzafe Resulullah Efendimizin hayatında iki savaş var. Gazve ve Seriye. Gazve bizzat iştirak ettiği halde. Seriye komutan tayin etti. Şimdi Abdullah bin Huzafe komutan tayin ediliyor. Onu kızdırıyorlar. Ne oluyorsa bir ateş yakın içine girin diyor. Hani şimdi mutlak itaat falan filan diyorlar ya. Dini ölçülere vurmadan olmaz kardeşim. Sen de ben de. Peygamberler de dahil. Allah ve Resulün ölçüleri bizim için ölçü. Neyse şeyi dağıtmayayım. Ateş. Bu defa ikiye ayrılıyor Seriye'deki askerler. Bir grup diyor ki ayet var. Başınızdaki şeye itaat edin. İtti. Ondan sonra diğerleri de diyor ki ya diyor buna nasıl itaat ederiz? Ateşe niye girelim ki? Böyle tartışırken onun siniri geçiyor. Neyse dönüşlerinde aynı değişmiyor olaylar. Bakın kim galip diye Resulullah Efendimiz soruyorlar. Bakın aynen şeyde geçeni söylüyorum. Bir cümle. Resulullah Efendimiz'e sorulunca Resulullah Efendimiz efendim buyurdu ki meşru emre itaat edilir. Eğer ateşe atlasaydılar kıyamete kadar ateşten çıkamazlardı. Evet. Meşru emir. Yani eyvallah. Bir emir verildiği zaman dine uyuyor mu, uymuyor mu? Hepimiz için geçerli bu. Hepimiz için geçerli. Şu cüzü bir alabilir miyim hocam? Tabii buyurun. Şimdi sevgili izleyenler, Süleyman İlmi Tuna Han'ın belki de en meşhur eseri Kur'an Harf ve Harekeleri. Süleyman Efendi Kur'an-ı Kerim'i en kısa zamanda okumayı öğreten yepyeni bir tertip ve usul. Bu ben dahil açıkçası ben de çocukken ilkokula gitmeden daha bundan Kur'an okumayı öğrendim. Gerçekten de çok kısa sürede Kur'an okumayı öğreten bir eser. Onu söyleyeyim, rahmetle anıyorum kendisini. Bunu belirtelim. Kendisine neden kitap yazmadığı sorulunca Süleyman Efendi harflerimiz değiştirilmiş, hilafet kaldırılmış, medreseler kapatılmış. Böyle bir zamanda kitaplarımız yakılmış, toprağa gömülmüş. Böyle bir zamanda biz sahih elimizde kalan eserleri yeniden hayata döndürmek ve onları okumakla meşgulüz. Yeni esere vaktimiz yoktur demiştir. Zaten yazılacak her şey, birçok şey yazılmıştır şeklinde ifadesi var. Dolayısıyla Osmanlı'dan kalan orijinal kaynaklarla talebelerini yetiştirmeye çalışmıştı. Bu da onun belki de en meşhur eseriydi. Bunu da bir kez daha göstermiş oldum. Ama bir şeyler evet. Söyleyebilir miyim mecburen? Buyurun. Şimdi bakın mesela Süleyman Hilmi Tuna Hazretleri bunu yazdı. Evet. Tamam. Bu 59'dan sonra bu hep elimizde mi? Evet. Bakın böyle notlarım da var ama şimdi vakit yok. Neyse. Şimdi mesela bunun geliştirilmesi icap eder. Bence bozulmasın. Orijinalini bozmayalım hocam. Orijinal dursun bozma. Ama bakın şimdi. Evet. Niye? Mesela bakın burada dikkat ederseniz harflerin bağlantıları falan da var. Evet. Yani şurada 3 yaprağı olunca ben de 2 saat 3 saatte öğrendim yani. Evet. Ve aynı zamanda da bir orijinallik daha var. Sıfat-ı zatiye, sıfat-ı subutiyeler evet. Var. Aynı zamanda dualar var. Evet. Bütün bunları yani elif cüzde öğrenirken bunları da öğreniyor. Eyvallah. Şimdi buyur soru soracak. Eğer bir toparlayacağım çünkü ekleyeceğiniz çok önemli bir şey varsa alayım yoksa toparlayacağım. Peki önemli şeyi şöyle söyleyeyim. Evet buyurun. Şimdi bakın Süleyman Efendi'nin incelerken 320 civarında arkadaşını topluyor. Bakın şimdi ne yapıyor? Diyor ki burada meşruiyet çok önemli. Diyor ki bir dilekçe yazalım diyor. Bakın usul öğretiyor. Hemen emri vermiyor. Dilekçe yazalım diyor. Dilekçe yazılıyor. Altına imza atılıyor. Gelen dilekçede de maalesef tabii çok ağır ama onu söylemem lazım. Müsaade tamam. Edersen ya söyleyeyim. Şiddetle cezalandırılırsınız diyor. Ama devamı da var. Evet. Ha, o geliyor. Ondan sonra. Yani talebi de şu. Diyor ki biz ücretsiz diyor hocalık yapalım okullarda. Önemli diyor. Bir şey evet. Söyleyeceğim. Mesela evet. Ben Mehmet Arıkan abi bir gün ziyaret ettiğimde dedim benim Süleyman Efendi ile alakalı bir tespitim var. Nedir dedi? Alimleri aşağılık kompleksinden. Evet az önce de onu söylemiştiniz. Ama örneğini gösterdi. Tuttu bana Hasan Basri Çantay'ın imzalı ona hediye ettiği şeyi gösterdi. Nasıl oldu biliyor musun dedi. Uzatmadan söyleyeceğim. Onu ziyarete gittiğinde ibare soruyor. Kırık mana soruyor. Çatır çatır söyleyince geliyor Süleyman Efendi ziyarete giriyor. Hasan Basri Çantay. Aynı zamanda bakın sahaflara gidiyordum ben eskiden. Pazar günleri. Muzaffer Özok. Bak.
poterdi, şapkaydı. He. Takılmayalım. Ve kaliteli bir adamdı. Amerika'dan kalan ve bir sürü insan hidayetine vesile olan bir adam. Beni bildiği için dedim ki Süleyman Efendi'yle alakalı bir şey sorabilir miyim dedim. Tabii dedim. Dedi Süleyman Efendi dedi ne yaptı biliyor musun bana dedi. Mesela bunu çoğu bilmez. Belgesel bu işte. Bana para verdi. Dedi ki ben talebeleri buraya yönlendireceğim, göndereceğim. Arapça yazma vesaire. Onunla alakalı kitap almalarında parası yetmeyebilir. Sen hediye ediyormuş gibi yap, parayı verdi. Sonra bakın bu da çok önemli. Bir gün Süleyman Efendi dedi bana geldi dedi. Dedi ki devir böyle bir devir ama sakın hani şu bunu yapıyorsan aman İslami hassasiyetini kaybetme. Evet. Bunu özel söylüyor. Şimdi bununla ilgili tabii bir sürü şey söylenebilir. Şimdi şöyle sevgili yönetmenim çıkacağız yayından ama 12 numara kabrini bir görelim. Kabri şerifini. Evet. Süleyman Efendi'nin Karacaahmet mezarlığında 16 Eylül 1959'da Hakk'a yürüdü Süleyman Elmi Tunahan. Sevgili izleyenler dirisinden korktukları gibi ölüsünden evet. de korktular. Ve onu Fatih Camii haziresine defnettirmediler çok istemesine rağmen. Evet. Karacaahmet mezarlığına defnedildi. İşte kabri şerifi de şu anda ekranlarınıza geliyor. Onu da görmüş olalım. 16 numarayı da hazırlarsanız 16 numaralı fotoğrafı Süleyman Elmi Tunahan'ın tuğrasını görelim. Bu da hatta Tamit Aytaç'ın evet. yaptığı tuğrası. Onlara bakarken Evet. Ben hani nasıl olsa dikkatli almıyorum. Gördüm. Önemli bir şey şu. Evet. Onu hemen söyleyeyim hani ona bakarken Evet. En azından kulak Evet. burada olsun diye. Mesela basın meselesi önemli. Süleyman Efendi ah bir gazetemiz olsa, ah bir radyomuz olsa, radyoda bir 10 dakika konuşsak. Şimdi bakın Süleyman Efendi Necip Fazıl'ın Büyük Doğu çıkması. Cevat Rıfat Atilan abdest namazı yok ama Masonluğun iç yüzü. Evet. Siyonizmin iç yüzü diye onu okutuyor. Yüksel Sel'den geçtiğinin yardım ediyor. Evet. Hatta bir gün at yarışlarına veriyor diye Necip Fazıl'a yardım ettirmemek isteyenlere diyor ki Büyük Doğu çıkarsın diyor. Ben şimdi Süleyman Efendi dikkatimi çeken bir özellik daha var. 17 numaralı fotoğrafı da görelim. 17 numaralı fotoğraf ve 21 numaralı fotoğrafı da peş peşe verirseniz hemen kısaca bir iki cümle edeceğim onlarla ilgili. Süleyman Efendi meşrutiyete karşıydı. Bunu niye veriyorum? Şundan Said-i Kürdi sevgili izleyenler Siirtli, Bitlisli, Hizanlı Said-i Kürdi'nin darbecileri iddiaçılara desteklediğini biliyorsunuz. 31 Mart vakkada darbecileri destekledi. İddiaçıların yanındaydı. Abdülhamit'e karşıydı. Evet. Böyle bir insandı ve o dönemde iddiaçıları zamanın Halid bin Velidleri gibi övüyordu. O ifadelerle övüyordu. Süleyman Elmi Tunahan ise o dönemde Abdülhamit'in yanında yer alan bir alim. Yani Said-i Kürdi'den çok çok farklı bir alim. Bunun altını çizme gereği duydum. İkincisi, diğerini de verelim sevgili izleyenler. 21 numaralı fotoğraf. Evet, Kemal Kacar Beyefendi rahmetlinin tercümanında yaptığı açıklamalar. Atatürk İslam dininden uzaktı, camiler ahır oldu. Bu cesur açıklamaları 1989'da yaptı. Evet. Bugün gerçekten birçok kimsenin söylemekten kaçındığı sözler bunlar. Kendisine rahmet diliyorum. Hocam toparlamak zorundayım. Bir tek şey Necip Evet. Fazıl'ın bir şeyini söyleyeyim öyle şey yapalım. Necip Fazıl'ın hemen bir cümlesini söyleyeceğim. Diyor ki Kur'an'a adanmış bir ömür 71 yıllık ömründe nispetle 24 saatlik bir başıboşluk hayatı olabileceğini göremezsiniz. Kendisini bir davaya vakfetmiş ve onun dışında hayat ve faaliyet kabul etmemiş olmanın tam bir misali. Bakın şu da çok çok önemli. Diyor ki küfür kalesinin kapısı önünde bir cenkleşmesidir giden. Ve diyor bu Fatih'in gemileri karadan Haliç'e indirmesi kadar muazzam bir buluş diyor. Evet. Necip Fazıl söylüyor bunu. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada şu sözüyle kapatalım. 13 numaralı sözünü verirsen ekrana o sözünü okuyarak kendisini kapatalım sevgili izleyenler. Süleyman Efendi'nin bu sözüyle kapatmış olalım. 13 veya 14 onları okuyalım. Hazırladığınız anda. Ben söyleyeyim evet. Bir tanesini. Ey İslam cemaati bakın benim cemaatim evet. Falan demiyor. Evet. Ey İslam cemaati. Biz hayatta olduğumuz müddetçe evet. Resulullah'ın ashabına iftira ve yalan isnat edebileceğini mi zannediyorsunuz? İsnat edilebileceğini mi zannediyorsunuz? Böyle bir zanla kapılmayınız çünkü biz ehli sünnet cemaati hayattayız. Yani Süleyman Efendi ey ama İslam cemaati yani bütün tarihi bir ümmeti şey kapsayan. Söyleyeyim o zaman. Evet. Tarihi bir cümle söyleyeyim. Bu çok önemliydi. Hatırlarsınız sevgili. Bakın değerli kardeşlerim İsmail Lütfi Çakan hadis profesörü. Tavsiye ederim okuyun. Bakın sadece bir cümlesini söyleyeceğim. Süleyman Efendi'nin söylediği cümle. Bu tarihi bir cümle. Süleyman Efendi vefatından önce 3 gruba vasiyeti var. Buyurun 16 Eylül. Evet. Neymiş? Nakşiler sizin kardeşinizdir. Sakın onlarla takışmayın. Nurcular sizin kardeşinizdir. Sakın onlarla ihtilaf etmeyin.
İmam Hatipler sizin kardeşinizdir. Onlarla da tartışmayın diye devam ediyor. İsmail evet. Küçükhan henüz sağ devam ediyor. Gidip sorabilir. Ama bu kitabı okuyun. Hatta bakın nasıl okuduğumu da görün. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Yani sağ olun Yaşar Değirmenci. Süremiz yetmedi biliyorum. Ama inşallah başka zaman yine konuşma fırsatı buluruz. Bizden sonra gündem özel var. Onu da tavsiye ediyorum tabii, izleyicilerimize. Tabii. Sevgili izleyenler 16 Eylül 1959'da aramızdan ayrıldı. Süleyman Elmi Tunahan, ordinarius profesör, büyük İslam alimi, aynı zamanda iyi bir hukukçu idi kendileri. Dolayısıyla kendisine Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Sevenlerine onun yolunu herkese tavsiye ediyoruz. Bizden bu akşamlık bu kadar. Kırmızı Masa haftaya olacak. Görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.